İyi akşamlar. Siyerek Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri. Bugünkü canlı yayın konuğu yazar ve düşünce insanı Hüseyin Acarlar. Bugün kendisini konuk alacağız. Değerli Hüseyin Acarlar hocamız Adana'da yaşıyor. Onunla ilgili kısa bir bilgi sizinle paylaşacağım. Ama konuğuma geçmeden önce Siyerek Kültür Platformu ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum size. Bildiğiniz gibi Siyerek Kültür Platformu yaklaşık 1,5 yıl önce kuruldu. Şu an 10 yöneticisiyle siz değerli izleyicilerimize hizmet vermekte, canlı yayınlar yapmakta, Siyerek aydınlarıyla, Siyerek entelektüelleriyle sizleri buluşturmakta. Siyerek Kültür Platformu'nda şu an halihazırda 10 yönetici arkadaşımız bulunmakta. Zühin Kılıç arkadaşımız, şair kendisi, Siyerek'te yaşıyor. İki şiir kitabı var. Muhsine Siyerekli arkadaşımız İstanbul'da yaşıyor. Aktivist kendisi, bir kitap çalışması var. Tanca Çepik Gültekin Ankara'da yaşıyor. Üç tane romanı var. Süveyda 1, 2 ve Neval kitapları. Aynı zamanda Hayri Genç arkadaşımız var. Şair kendisi. Şiir yazıyor. Bir doğa sever. Aynı zamanda bir amatör fotoğraf sanatçısı. Yine aynı zamanda değerli bir kalem, Diyarbakır'da yaşayan Rıfat Mertoğlu. Rıfat Mertoğlu yazar ve şair kendisi. Taşınma Aşkın Ezgisi kitaplarının da yazarı. O da platformumuzda yönetici ve bazen haftanın belli günlerinde programlar yapmakta. Yine genç bir sinema film yönetmeni Enes Şamiltepe. Düşünen Kelebekler filminin de yapımcısı. O da yönetici olarak aramızda. Yine İsmet Siyerekli arkadaşımız Almanya'da, Berlin'de haftanın belli günleri bizlere canlı yayınlar yapıyor. Özellikle son dönemlerde seçimle ilgili yaptığı canlı yayınlar ve akademisyenlerle yaptığı canlı yayınlar ses getirdi. Yine çok değerli bir kalem İsveç Stockholm'dan aramızda İsmet Uzun. Kendisi bir siyaset bilimci. O da haftanın belli günlerinde canlı yayınlar yapıyor ve bizlere değer katıyor. Yine aynı şekilde Mustafa Yelkenli hocamız aramızda. Eski Ankara HDP il başkanı, Fransızca öğretmeni, emekli, aynı zamanda fantastik ve bilim kurgu romanlarının da yazarı. O da aramızda. Yine İsveç'te Stockholm'da yaşayan hemşerimiz, değerli arkadaşımız Lamyan Nalin Sürek aramızda. O da yakın dönemde bize programlar yapmaya başlayacak. Bendeniz Süleyman Bayram Roşan. Beni yakinen tanıyorsunuz. Ben de Siyerek Kültür Platformu'nun kurucusuyum. Ve bu platformda değerli arkadaşlarımla sizlere programlar yapmaya devam ediyoruz. Siyerek Kültür Platformu'nun içerisinde Siyerek Aydınları vardır. Aynı zamanda Siyerek Aydınları'nın bir buluşma noktası olma özelliğini taşıyor. Bir gökkuşağı renkleri gibidir Siyerek Kültür Platformu. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan Siyerek Aydınları'nı bir araya getirme, bir çatı altında buluşturma ve tanıştırma misyonunu üstlenmiş. Ve aynı zamanda Siyerek Kültür Platformu bir Siyerek mozaiğidir. İçerisinde öğrenciler, öğretmenler, ev hanımları, yazarlar, şairler, sinema emekçileri, oyuncular, sinema yönetmenleri, tiyatrocular, ressamlar, dil bilimciler, resim sanatçıları, fotoğraf sanatçıları, arkeologlar, toplum bilimciler, sosyal antropologlar, siyaset bilimciler, yayın evi sahipleri ve dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyen ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Aynı zamanda Facebook üzerinden canlı yayınlar yapmakta ve Siyerek Kültür Platformu YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlar yapmaktadır. Bugüne kadar 155'in üzerinde canlı yayınlar gerçekleştirdik. Bu canlı yayınlarımızı Siyerek'in değerli entelektüel aydınlarıyla yaptık. Özellikle yazarları, şairleri, araştırmacıları, siyaset bilimcileri, konuk aldık sanatçıları ve bunlarla programları yapmaya başladık. Dediğim gibi Siyerek aydınlarının bir buluşma noktasıdır. Çok renkli, çok sesli, farklılıkları birer zenginlik olarak kabul eden ve bir gökkuşağı renklerinden oluşan bir yapı. Bizi biz yapan farklı renklerimizdir. Siyerek Kültür Platformu bir anlam, bir değer yaratma,
bir arayış ve bir arşiv oluşturma ve tarihe bir not düşme arayışıdır dedikten sonra özellikle bizi izleyen değerli dostlar canlı yayınımızı sol alt taraftaki paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Dostlarınızı davet edebilirsiniz. Linki alıp WhatsApp gruplarınıza atabilirsiniz. Çünkü bugünkü konu Hüseyin Acarlar gerçekten çok renkli bir konuk. Gerçekten yani düşünce anlamında çok farklı dallarda eğitim görmüş. Kesinlikle bu programı izlemenizi tavsiye ediyorum. Fırsatınız olursa yayını paylaşın. Dostlarınız da bu yayını izlesinler. Ben kısaca Hüseyin Acarlar kimdir ondan bahsetmek istiyorum. Siverek doğumlu. İlk orta öğrenimini Siverek'te tamamladı. Babası Siverek eski müftü ve vaizlerinden Hafız Mulla Ramazan Acarlar. Onun vefatıyla da ağabeyi Mulla Selim Acarlar'dan Arapça, tefsir, fıkıh, usulü, belagat, mantık gibi geniş yelpazede dini ilimlerde eğitim aldı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde ilk lisans öğrenimini tamamladı. Sonrasında sırasıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Fen Edebiyat Fakültesinde Felsefe Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Adalet Ön Lisans, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk lisansını tamamladı. Dinler tarihinde doktora çalışması yaptı. Tamamlamadan bıraktı. Uzun yıllar felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık ve KPSS öğretmen adayları için eğitim bilimleri dersleri verdi. Kitaplarını yazdı. Hukuk alan derslerinde anayasa ders hocalığı yaptı. Radyo TV'lerde genel yayın yönetmenliği, sinema, dizi, film ve senaryo ve konsept danışmanlığı, bir dönem Altın Koza Film Sanat Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Yerel ve ulusal basında bazı farklı isimlerde bazen kendi ismiyle yazıları, analiz yazıları yazdı. Yayınlanmış 5 kitabı var. Bunlar uluslararası finansın ve siyasetin arka odasını yazdığı Üzgünüz Çok Geç Kaldınız kitabı 2011 yılında yayınlandı. Sonrasında sırasıyla Mavera, Pendname, Kolezyum, Taun kitaplarını yazdı. Son yazdığı 3 kitap aslında bir üçlemedir. Tanzimat Edebiyat döneminden bugüne yazılmış ilk üçleme kitaplardan birisidir. Daha önce Yaşar Kemal üçlemeyi 4'e çıkarmıştı İnce Mehmet'le. Sonra bir aday hikayesiyle devam ettirdi. Ondan sonra üçleme kitabını yazan Siverekli eğitimci düşünce insanı Hüseyin Acarlar. Kendisini yayına alacağım birazdan. Yayınımıza normal kaldığı yerden devam edeceğiz. Hocamız henüz gelmemiş. Birazdan gelir herhalde. Bu arada bizi izleyen değerli dostlar, sol alt taraftan yayını dostlarınızla da paylaşın. Özellikle paylaş butonunu kullanın ki daha fazla bir izleyici oluşsun. Geçen hafta Cuma günü yaptığımız yayın zannedersem 12 bin kişi tarafından izlenmiş. İzleyicilerimiz duyarlı bu konuda bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine. Yok konum henüz gelmemiş. Bu arada bizi izleyen dostlar hepinize saygılar selamlar gönderiyorum. Siverek Kültür Platformu sizler için canlı yayınlar yapmaya devam edecek. Bugüne kadar yaptığımız canlı yayınların sayısı 155'i geçti zannedersem. Evet. Hüseyin Hoca geldi zannedersem. Kendisini alacağım şimdi. Hocamız ekleniyor. Hocamız eklenceye kadar... Hüseyin Hocam merhaba. Siverek Kültür Platformu'na hoş geldiniz bir kez daha. Eyvallah. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Hamdolsun. İyiyiz üstad. Yasada ne var ne yok. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yani metropolün, büyükşehrin stresi maalesef Siverek'ten çıktık. Her birimiz bir yerlere savrulduk. Hayat evet. Öyle bir şey demek. Evet.
Ya Ben buyurun hocam. yayına girerken hemen bir şey söyleyeyim. Biraz böyle koştur koştur olduğu için ev ortamında değilim. Evet. Dolayısıyla biraz aksamalar olabilir. Bu konuda mazur görülmesini istiyorum. Evet. Gerçi özel nedenleri paylaşmıştık daha önce de. Doğrudur hocam. Siz yayına bağlanmadan önce biz Siyonek Kültür Platformu'ndan kısaca bahsettik. Bir de Hüseyin Acarlar kimdir sorusunu cevapladık izleyicilerimize. Kısaca sizi tanıttık. Evet. Ben normal yayın akışımıza geçmek istiyorum. Bizi izleyen değerli dostlar, sol alt taraftan paylaş butonundan yayını daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştıralım. Çünkü hocamızın anlatacağı şeyler kıymetli. Bu evet bir arşiv niteliğinde bir program. Aynı zamanda bir eğitici program. O yüzden mutlaka dostlarınıza programı paylaşın. Sayın Hüseyin Acarlar, ben değerli babanızı tanıma şansı yakalayan insanlardan biriyim. Allah rahmet etsin sevgili Mullah Ramazan Acarlar. Hoca Şimdi Efendi'yi gördüm. Evet. Siz tabii ki bir insanın kendi babasını anlatması kolay değil. Ama Mulla Ramazan Acarlar Siyer'e mal olmuş bir alimdi. Ben sizden Mulla Ramazan'la ilgili bize neler söylemek istersiniz? Yani Mulla Ramazan kimdi? Hayatını hangi alanda sürdürdü? Siyer'de yaşadığı dönemlerde neler yaptı? Çalışmalarıyla ilgili, Mulla Ramazan'la ilgili bizim bilmediğimiz şeyleri bize izleyicilerimize anlatırsanız buyurun. Söz sizde değerli Hüseyin Acarlar. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bizi izleyen tüm dostlara selam ve muhabbetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Cümle geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Şimdi tabii başlı başına da aslında bu konuda ihtisas sahibi de hem hocam hem abim Selim Acarlar dinlemek daha uygun düşer diye söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi yani bilenler tanıyanlar oldu. 1989 yılında da vefat etti kalp krizinde. Bir kere hiç okula gidememiş. Yani formal eğitim dediğimiz eğitimi alamamış. Ama tamamen dışarıdan sadece ilim, bilgi aşkıyla kendini yetiştirmiş. Bu anlamda İbrahim Çelakıl başta olmak üzere mesela Hafız Fikri Efendi, Terzi Fikri Efendi'nin yanında tamamlamış. Sadece İslam ilimlerde değil, işte diğer belki bu birçok insana farklı gelebilecek ya böyle bir şey olur mu diyebilecek konularda da kendi çapında çalışmış. Abut Sivere'in o dönemin veya bugün de belki geçerli olabilir. Sorunlar için bir çözüm müdür veya ona dönük bir çalışma mıdır? Değil. Yani kişisel bir hakikat arayışı diyebiliriz biz buna. Yoksa bir işte Aristoteles'i niye okusun? Yani bizde böyle bir şey. Tabii bir Arapların sözünü söyleyeyim. Bir de Batılıların şu an aklıma gelen bir sözüyle belki söyleyebiliriz. Şimdi Araplar şöyle bir ifade kullanır. Der ki alimler Kabe gibidir. Ve halen söyleyeyim ben. Alimler Kabe gibidir. Uzaktakiler tavafa gelir, yakındakiler kıymetini bilmez. Yani bunun bir gerçeklik payı var. Batılılar da şöyle bir ifade kullanırlar. Benzerdir aslında. Batı düşüncesinde kimseye kendi köyünde peygamberlik yaptırmazlar derler. Şimdi bu iki kavram şu açıdan önemli. Belki yani ben Kur'an'ı ne zaman öğrendiğimi hatırlamıyorum. Dolayısıyla hep yanında eğitim alan birisi olarak hem baba hem öğretmen olarak gördük. Benim izah edebileceğim şey şudur. Hani bir mum gibi etrafını aydınlatır ama mum aydınlatırken kendini eritir. Kendinden fedakarlıklar yapar. Sürekli kendine fedakarlıklar yapar. Yani şöyle bir şey düşünün. Bir taraftan siz oturup işte Aristo'nun Organon'unu okuyorsunuz ya da Batı düşüncesinden bugün ben şunu mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben lise ödevlerini hatırlarsınız bir dönemler çok ağır ödevler verirlerdi. Ben matematik ödevlerini getirip de ya işte yıllık ödev vermişler.
Hocam yapabilir misiniz diye getiren öğrencileri hatırlıyorum ve yapardı. Yani onları hazırlardı, gönderdi. Ha, bir taraftan böyle bir çalışma yapıyorsunuz. Ertesi gün geliyorsunuz. Ama muhatap olduğunuz şeyler bunlar değil. İnsanlar bunları sormuyor ya da bunlarla ilgili bir düşünce sormuyor size. Daha çok daha günlük hayatın içerisinde kendilerince karşılaştıkları sorular üzerinden gidiyorlar. İşte kurban ben kesmesem işte ölmüş babama kessem olur mu? Caiz midir? Değil midir? Daha çok o şekli yani düşünce tarafı zayıf kalan bir taraftı. Bu tabii kişiyi biraz yalnızlaştırır. Yani kalabalığın içerisinde yalnızlaştırır. Siverek'te o dönemdeki imam müezzinlerin birçoğu rahlesinden geçti. Birçoğu şu anda emekli oldu, vefat ederler oldu. Ama yüzlerce talebeyle muhatap oldu. Tabii Siverek Kadir Şinas'tır. Çok fazla dostları oldu, çok fazla kendisini sever insanlar oldu. Dediğim gibi yani sadece bir tek mesela bilinemeyen şeyler de vardır, bilinmeyen şeyler de vardır. Mesela şu belki ilginç gelebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı kendisine başkanlıkta görev verdiği halde Siverek'ten çıkmam dedi. Müftülükten vaize geri dönüş yapmak istemesinin temellerini ben bürokrasiyle uğraşmıyorum. Vaaz ettiğim zaman insanlarla daha iç içeyim. Böyle faydalı olur. Evra birileri yazar. Biçiminde mesela şeyleri vardı. 1980 darbesinde de emekliye sevk edildi. Tabii çok şey dediğim gibi bu konularda belki daha söylenebilecek olan şeyleri Selim abiden dinlemek daha uygun düşer diye burada nokta koyayım müsaadeniz Çok olursa. çok teşekkür Çok zorlandığım bir ederim. alan oldu açıkçası. Çok çok teşekkür ettim. Tabii rahmetli babanız Mulla Ramazan'ın adını taşıyan şu an Siverek'te zannedersem okullar var. Evet. Kültür yayınlar sadece bildiğim kadarıyla. Evet. İmam Hatip Ortaokulu var aynı zamanda. Evet. Aslında ilk Siverek İmam Hatip Lisesi'nin arsasını alıp da onun inşaatıyla 6 yıl boyunca uğraşan da kendisiydi. Dolayısıyla o dönemde bir vefasızlık da oradan yapıldı ama sonra toparlandı. Yani onu da söyleyeyim. Siz hatırlattığınız için söylüyorum. Bilgi evi 2 tane bildiğim kadarıyla var. Sağ olsunlar. Yani o konuda Siverek kendisiyle ilgili karar verecek bir yerden sonra. Bu konuda bizi aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. Ben diğer soruma geçmek istiyorum. Tabii Siverek'te birçok insanın yakinen tanıdığı KKO Mehmet Ali Serkot. Serkot herhalde başı açık demek Zazaça bir kelime. Evet. KKO Mehmet Ali Serkot aynı zamanda sizin öz dayınız. Biraz bize KKO Mehmet Ali Serkot'tan da bahsedebilirsen eğer. Çünkü bu iki tane isim bizim için çok önemli. Özellikle platformda bizi izleyen değerli dostlar. KKO Mehmet Ali Serkot'la ilgili Siverek'te birçok hadise duymuşsunuzdur. Mutlaka babalarınızdan, büyüklerinizden. Biz şu an en yetkili ağızdan KKO Mehmet Ali Serkot'u kısaca bir dinleyelim. Buyurun hocam. Şimdi tabii Allah rahmet eylesin. Ben çok küçük yaşlarda gördüm, hatırladım. Zannediyorum 7 yaşında veya 8 yaşındaydım. O zaman da vefat ettim. Şimdi tabii Hasan Bek oğlu ya da bizim Siverek ağzıyla söylüyorum. Nahiye müdürünün oğlu, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak vefat ettiği zaman üzerinde ikinci bir elbisesi yoktu. Cebinde delikli deriz ya, delikli kuruş Evet. yoktu. Tamamen dünya ile ilgili meseleleri aşmış birisi. Serkot ifadesi hani müzmin muhalif mi dersiniz, romantik muhalif mi dersiniz? Günümüz popüler ifadeleriyle. Oldukça muhalif bir tip. Serkot lakabı oradan geliyor. Onun için Serkot deyince baş açık dediniz ya. Evet. Niye öyle demişler? Şapka inkılabından sonra herkese şapka mecburiyeti var. O da şapkayı elinde dolaştırmış, hiç başına takmamış ama. Yani Aslında bir protesto var yani. protesto var tabii, muhalif. Yani bu taraflar var. Tabii ki bizim şöyle söyleyeyim biraz izleyicilerimizin içerisinde tabii akademisyenler var, sanatçılar, bilim adamları var. İndirgemecilik yapmak istemem ama anlaşılır da bir dil olması gerektiği için söyleyeyim. Ama onlara da belki bir fikir vermesi açısından söyleyeyim. NASA tipinin kuantum fiziği
moleküllerin herhangi bir yerden bir yerde olabilme olasılığını ispatlayabiliyorsa, Sufi düşüncede de tayyi mekan, tayyi zaman gibi bir takım kavramlar var. O yüzden böyle birçok menkıbe anlatılır. Yani kendisiyle ilgili bizzat şahit olanlar. Ya bir burada görüyoruz, bir Ankara'da görüyoruz, bir şurada görüyoruz biçiminde. Yemin ederek söyleyen insanlar var. Bu tarafı çok ilginç gelmiştir insanlar. Bu anlamda hani keramet ifadesini kullanırız İslami literatürde. Bir tarafı da şu öne çıkmıştır. Sert bir üsluba sahip, hiç acıması olmayan, yeri geldiği zaman en nefret ettiği tipler özellikle tefeciler. Onlar özellikle kaçardı yani. Kekum Ahmerli dediler mi kaçardı onlar. Onları gördüğü yer uzaktan söverdi. Bazen bu tip menkıbeler anlatırlar. İşte adam geliyor mesela belli bir yaş gelmiş artık yaşlanmış. Ya ben o zaman yanlış işler yapıyordum. Cebimde şu kadar para tabiri caizse çarpmıştım. Biri geldi dedi ki Keko seni çağırıyor. Cebindeki o 5 bin lirayı da alsın gelsin. Bu rakamı da söylüyordu. Korkumuzdan gidiyordu ki bu tip şeyler çok fazla anlatılır. Bunun hangi bilgi sahikiyle söylediği noktası benim yanımda bir cevabı var. Ama bu modern düşünen insanlara tatminkar bir şey ifade eder mi? Hayır. Metafizikle ilgilenmedikleri müddetçe bu cevabı veremezler. Bu tarafın bir özelliği de mesela merak ederdim. Mesela bazen hatırladığım kadarını söyleyeyim. İşte namaza Mescid-i Aksa'ya dönerek başlıyordu. İkinci rekattan sonra dönüyor. Çocuğuz nereden bu, niye bunu yapıyor? Anlamlandıramazdı insanlar onu. Ben de o dönemde tabii ki anlamlandıramam ama yıllar sonra namaz ayeti geldiği zaman daha önce Kabe'nin Mescid-i Aksa'ya dönerek Resulullah namazı kılıyor. Fakat ikinci rekattan sonra ayet geliyor. O ayet sırasında Cebrail çeviriyor Mescid-i Haram'a. O muhtemel diyorum. Bu benim yorumum tabii kişisel. Muhtemel o ayeti okurken o ayet gelin ikinci ayete geçtiğinde de dönüyordu. Bu tabii kişisel bir içtihat. Yani bunlar ilginç gelebilir diye söylüyorum. Menkıbeleri dediğim gibi olan bir insan bir sürü insanın kendine göre sevdiği bir insandı. Onu söyleyeyim Siverek'te. İşte kabristana girdiğinizde zaten sol tarafta hemen türbesi var. Eski müftülerden yanına defnedilmiş insanlar var. Dedim yani burayı herhalde zannederim belki bir iki anekdot, ilginç anekdot da anlatabilirim yani. Tabii ki Nameli Sakot'la ilgili bir program bile yapsak yetmez. Çünkü gerçekten aklında çok müktegeler var. Kesinlikle. Sağ olsun Siverekli araştırmacı Ramazan Özgül Tekin Hoca. Siverek Evliya ve Alimleri kitabında kendisinden bahsetmiş. Burada onunla ilgili bir yazılmış bir şey var. Şanlıurfa'da bulunan değerli bir seveni olan Hacı Celal Çiriş birçok menkıbesini manzumeler halinde dile getirmiştir. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Kısaca biraz bundan okumak istiyorum iznin olursa. Estağfurullah, serbest. Ben rahatım o noktada. Muhammed Ali Serkot, Belde-i Siverek'te yaşadı veli. Serkot namı ile Muhammed Ali, veliler serfirazı zaman sahibi, Muhammed Lütfü dergahının bir eri. İntisabından evvel Sultan Lütfi'yi sohbeti meşvereti pek az idi. Bir gün eşeğiyle çıktı gezmeye, daim bir mürşit arar idi gönlünde. Sıcak yaz mevsimiydi aylardan Temmuz, şehirden çıktı her yer soğuk oldu buz. Şiddetli tipi kar yağmaya başladı, Muhammed Ali o anda donacaktı. Yürüyemez oldu karların üstünde, kurtulmaya uğraştı, kaldı bir çare. Tek başına bu karda kalacak diye korkmaya başladı, hem donacak diye. O anda bir çadır göründü önünde. Hemen çadıra taraf yürüdü bile. Baktı çadır içinde bir mangal ateş. Lütfü Sultan oturmuş idi Papa Greş. Bir de onun masası vardı önünde. Görmemiş idi böyle bir hal ömründe. Gel deyu işaret etti Ali'ye hemen. İçeri gir ateşte ısın dedi Sultan. Hemen girdi içeri ateşe doğru. Mangalın önünde çöküben oturdu. Isırmak için ateşe tuttu göğsünü. Baktı ki eşeğe dayamış böğrünü. Bu keramettir deyu fikre daldı. Muhammed Lütfi'yi anlayıp tanıdı. Gezmekten vazgeçip döndü şehre.
doğruca vardı Muhammed Lütfiye. Kıldı karar, biat eyledi sultana, sabriyle dergahında erişti Rahman'a. Der öyle yüce kılmış Allah sultanı, musahhar kılmış ona zaman mekanı. Bu himmettir evliyalar serfirazı, Muhammed Lütfi'dir kütbu cihanı, himmet eyle gel aşık-ı sadıkına, Ya Rab mesudu layık kıl sultanına. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Hocamızı da bir şekilde almış olduk. Tabii ki Kekum Emeli Sarkut zannedersem son dönemlerini Gülabi Camisi'nin hücresinde geçiriyor. Öyle aklımda kalmış. Ya hücrede değil de daha çok avlusu diyelim. Avlusunda, evet. Evet, avluda. O camiden ayrılmayı sevmeyen bir insan olduğu için daha çok orada kendi özel odası olmasına rağmen mesela çok fazla şey yapmazdı. İnsanlar çok fazla yanına geldiği için de ev ortamını kullanmıyordu yani. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle şehrin içerisinde yaşayan ama ciddi sıkıntılar çeken, maddi sıkıntılar çeken insanları o zor anlarında Hızır gibi yetişip hatta rakamı da bilecek şekilde ceplerine o paraları koyardı. Ya bu çok ilginç bir şey yani. Bunu anlamak gerçekten çok kolay değil. Bir an önce metafizikten bahsettiniz. Yani bu tesadüf değil. Gerçekten bir keramet sahibinin yapabileceği şeylerdir. Birçok örneği var çünkü. Bunları ben bizzat duymuştum birçoklarından. Bunu da söylemek istiyorum. Değerli Süre Kültür Platformu'nun izleyicileri, bugünkü konuğum Hüseyin Acarlar, yazar ve düşünce insanı. Birçok üniversitede, birçok eğitim dalında eğitim görmüş. Bunları başlangıçta bahsetmiştim. Biz normal programımızın akışına geçelim. Hocamızın tabii bugüne kadar yayınlanmış 5 tane kitabı var. Bu kitaplardan özellikle bunlar uluslararası finansın ve siyasetin arka odasını yazdığı birinci kitabı. Üzgünüm çok geç kaldınız. Hocam bu kitaptan izleyicilerimize biraz bahsedebilir misiniz? Yani kitapta bayağı büyük. Hacmi yüksek. Kitap 2011 yılında yayınlandı. Şu kadarını söyleyeyim ben. Kitabın bir fiilist bölümündeki birinci maddeyi söyleyeyim. Bir dolardan tarih okuma. Evet. Bir dolardan tarih okuma biçimdeydi. Ve ben doların tarihi üzerine bir dolar zannedin bir şeyler çağrıştırmıştır insanlara. Bunun arka planının bugün finansın felsefeden bağımsız olmadığını ve küresel sistemin çok da bizim ülkemizde bilinmediğinin ben farkındayım. O günlerde benim yazdığım tabii 2011'de yayınlandı ama arka planda 2008'den 2011'e kadar bir süreç var. Evet. O günlere kadar işte örnekleyerek söyleyeyim. İşte JP Morgan veya Rockefeller ya da işte İngiliz Rothschild ailesi gibi hanedan ailelerinin işte üzerine isimlerini bile belki insanlarımız bilmiyordu. Ama bugün 2023 yılına geldiğimiz zaman bir sürü bu konularla konuşan komplo teorisyenler var. Ben bilgilendirme yaptım. Yani orada normatif kuralcı davrandım. Yorumlamadan ziyade yorumu okuyucuya bıraktım. Olanları birleştirmesini istedim. Kitap ağır, onu söyleyeyim, ağır. Okumak için de epey bir sabır istiyor. Benim özellikle aldığım eleştiriler oydu. Bir de yanında bir sözlük Google bulundurması gerekiyor insanların. Çünkü o bir disiplini yazarsanız onun kavramlarını kullanmadan yazamazsınız. Şimdi biz yani Sivereyn mesela bir takım olaylarını konuşacaksak işte şu an şivemiz de dahil olmak üzere her şeyi normalleştiririz. Ama bugün başka bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla o disiplin içerisinde devam ediyoruz. Evet. Yoksa yani Süleyman abi diye sakin et diye rahat et diye de başlayabiliriz. Ya da abi ne yapıyorsan ne ediysen diye de başlayabiliriz. Ama bu işin ciddiyetini kaçırır. Yoksa muhabbeti eksiltmez bu şu andaki duruşumuz. Dolayısıyla o biraz öyle bir tarafı var o kitabın. Yani kitabı anlatmak çok sıkıntılı ama dediğim gibi dolar üzerinden başlamak, tarihi öyle okumak, Mısır'dan tutun bugün Hollywood'un durduğu nokta, özellikle arka planda niye mesela bir Mısır
üzerine sürekli filmler yapılır. Neden Mısır'ın gizemleri, piramitleri üzerine bir takım şeyler, hesaplar yaparlar? Eğer birisi size bir yeri işaret ediyorsa, bu Karl Marx'a ait bir ifade, insanların çoğu işaretinize bakar diyor. Oysa işaret edilen bakılması lazım. Ben burada size işarete bakmayın, işaret edilen yere bakın diyorum. Bu bir bilinçtir, bu bir bilinç yok etmedir, yeni bir kültür ihdas etmedir. Bunları konuşuruz programın ilerleyen dakikalarında. Yani kitapla ilgili meraklısı okusun derim ona. Hocam, ikinci kitabınız zannedersem Mavera kitabı. Mavera Mavera'da Göker'e. evet. Mavera'dan da Mavera. biraz kısaca bahsederseniz bize. Ya Mavera biraz daha şimdi biz şöyle istiyoruz. Yani biraz günlük hayata girmemiz gerekiyor çünkü. Benim günlük hayattan çektiğim kadrajlar diyelim yani. Çelişkileri yan yana koymak. Bu çelişkileri tabiri caizse yazı dilim biraz sivridir. Deneme kitaplıdır o kitapta. Tabiri caizse bizim hani siverek ağzıyla sürüp adamın gözüne soka soka anlatmadır yani. Bu niye? Çünkü başka türlü olmuyor. Yani ey kavmim sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemesin. Cümle böyle başlıyor. Şimdi bu adamı çarpmaz mı? Ben bunu çarpmak zorundayım. Çarpmasam kendine gelmeyecek. Şimdi şöyle bir hastalık var. Hem Müslüman hem gavur. Yani Müslüman gibi ağlıyor, gavur gibi de zulmediyor. Şimdi bunun bir ortası olsun diyoruz ya. Çelişkilerinizi aşacaksınız diyoruz. Yani hem muhafazakar olacağım hem dindar olacağım. Olmazsın. Muhafazakar ve dindar yan yana gelmez kardeşim. Ya sen dini bilmiyorsun ya muhafazakarlığın ne olduğunu bilmiyorsun. Gelmez. Yani çiçek asfaltta yetişmiyor, toprakta yetişiyor. Ha, bu çelişkileri dolayısıyla fizik ötesi. Çünkü bize bahşedilen şey şudur. Sadece ve sadece modern hukukla, biraz alanına da girmiş olacağım, modern hukukla ya da hukuk tarihiyle bakıldığı zaman dini hukukun yaptırım gücüyle pozitif hukukun yani hali hazırdaki hukukun ayrıştığı tek bir nokta var belki. Temelden ayrıştığı bir nokta var. Dini hukuk hangi din olursa olsun cezai müeyyidesini ahirete bırakır. Yoktur cezai müeyyide yani. Bu dünyada adam inanmıyor. Ne yapsın yani? Din gelip de yapıştırmıyor. Ama hepsinin cezasını diyor. Bak, öbür dünyada var ha. Modern hukuksa ya da pozitif hukuksa yaptığınız herhangi bir maddi hatayı burada cezalandırıyor mutlaka. İşte hapis var, işte bir sürü hukuk sistemlerine göre cezai şeyler değişiyor. Dolayısıyla yani bu ikisinin ayrı olduğu ve alışkın olduğu yerler. Şimdi burada bir kutsala dayanmadan asla siz bir şey yapamazsınız, emitasyon üretemezsiniz. Ne demek bu? Yani hangi görüş olursa olsun bütün ideolojiler, bütün dinler diskur üretir. Yani vaaz üslubudur. Vaaz eder. Nevrotiktir insanın inanca ihtiyacı vardır. İnsanlar bir şey tapmak ister. Yani bu fıtri olarak böyledir. Dolayısıyla mesela buna geleyim ben biraz sonra isterseniz. Dolayısıyla da şöyle bir şey söyleyeyim. Bu zaafı, insanın bu zaafı sürekli kullanılır. Yani hiçbir hakikat, hiçbir yanlış ideoloji ya hiçbir düşünce yok ki mutlak bir hakikate doğruya yaslanmış olmasın. Onun için bütün teoriler güçle sınanmadığı müddetçe samimiyeti ölçemezsiniz. Güçle sınandığı andan itibaren gücün her türlüsünü kastederek söylüyorum. Zafiyetlerini göremezsiniz. Yoksa marjinalken yani küçükken veya şeyken çok idealist şeyler söylenir. Acayip böyle insancıl ideolojiler için örnek veriyorum mesela. Siyasette bu çok karşılaştığınız bir şeydir. Bunu yapar ama iş esasa geldiği zaman değişiyor. Mesela basit bir örnek vereyim. Sonuçta ben söylediklerim yorumdur. Asla kimseyi, şahsları hedef almıyorum. Zihinsel tarafıyla bakarak konuşuyorum. Normatif davranmak istemiyorum. Ama çarpıcı olsun diye söylüyorum. Mesela peygamberler hiçbirisi bir din getirmedi diyorum. Din bunu getirmedi
dediğim zaman bak size çok ters geliyor. Hatta şimdi cevaplarını vereceğim. Örnek vereyim. Mesela kafir kime denir? Dinsiz adama derler değil mi bizde? Bence değil yani. Kafirin de bir dini var. Ben böyle anlıyorum. Peki bunların cevabını nereden veriyorsun? Mesela her zaman namaz kılarken okunan aslında namazla da çok alakası olmayan insanların bile bildiği bir sureyi söyleyeceğim şimdi. Bütün hocalarımız yanlış söylesem mi doğru söylesin ne yapayım? Ben böyle düşünüyorum en azından. Ben bunu söylerim, yorumu size bırakırım. Şimdi biz Felak ve Nas surelerini duymuşuzdur en azından değil mi? Evet. Şimdi bak. Kul ya eyyühel kafirun. O kafirlere de ki diye başlıyor ayet sure değil mi? Peki son ayet ne? Son ayet lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana de. Bak Allah diyor ki onlara de ki sizin dininiz size. Şimdi dini var demek ki. O yüzden paranın dini imanı yoktur falan değil. Paranın dini imanı bizzat vardır ve kendisi bir din üretir zaten. Sizi burada aldatır zaten. Onun için buradan sağından solundan atlarla iktisatçılar işte Müslümanlar falan aslında yapılan şey samimiyetle insan arayışlar yani bir doğruyu bulmaya çalışıyor. Peygamberler hiçbir din getirmemiştir diyorum mesela. Hazreti Adem'le bir din başlamıştır. Niye bunu söyleyeyim? Sallıyor muyum? Ya sallamıyorum. Mesela en son inen Kur'an ayet hangisidir? Estağfirullah. El yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum ve raditu lekum İslam'a dine. Şimdi bu orijinali bazen kullanmak zorunda istedim çünkü bazen bizim hocalarımız da dedi, ya hoca bu nereden geldi şimdi bu, yani adam sallıyor bir yerden. Esasını söyleyeceksin. Yani sen Latinceyi bilmeden Aristoteles konuşmayacaksın bana göre. Kur'an'ı bilmeden de konuşmayacaksın. En rahat bildiğimiz şey bu zaten. Namazı kılmayız, orucu tutmayız, camiyi bilmeyiz, bilen şuyu bilmeyiz ama en çok onu konuşuruz. Veya tam tersi. Batı düşüncesi hakkında hiçbir fikir sahibi değil. Kendi o dar dünyasının dışında hiçbir şey okumamış ama adam bakarsan dünyayı keşfetmiş, her şeyi bitirmiş. Şimdi bunları aşmamız gerektiği için ben bu kadar açtım. Hemen biraz da boğmayayım, böyle tek taraflı konuşuyor gibi olmayayım. Hocam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bizi izleyen değerli dostlar özellikle bu yayını paylaşın dostlarınızla. Onlar da izlesinler. Çünkü hocamız çok değerli konulara değiniyor. Hocam ben şeye geçmek istiyorum. Tazminattan bu yana ilk defa üçleme Hüseyin Hacarlar Hoca'ya nasip oldu diyebilir miyiz? Özellikle göstermek istiyorum. Pandemi döneminde zannedersem her üç kitap basıldı. Evet. Fennname. Ondan sonra Kolezyum ve Taun kitapları. Evet. Zannedersem Tanzimat'tan bu yana ilk defa bu kitaplar üçü bir arada basılıyor. Herhalde bu geleneği ilk defa başlatan Nizamül Mülk olması lazım. Onun da değil mi? Nasihatnamesi var onun da. Aynı şekilde zannedersem Mevlana'nın yazdığı Mesnevi de bu geleneğin içine giriyor mu? Özellikle bu Fennameye hocam. Evet, o pentname bir yazım türüdür. Pentname ne demek? Farsça bir ifade. Yani Evet. pentname, nasihat gibi Nasıl? anlaşılabilir. Yani Hı. bizde Farsça bir ifadedir, onu söyleyeyim. Name, mesela dediğimiz name, Zazaça, değil mi? Yine aynı şekilde Tamam. çağrı, Tamam. bunlar İsim. şeydir. Evet. Bunlar arasındaki bu bağlantılara da dikkat etmek gerekiyor. Feridud'un Attar'ın ilk pennamesi vardır. Sonra işte Nizam söylediğiniz gibi onların da var. Bizde penname şudur. Kısa cümlelerle tabiri caizse dersiniz ya kitap böyle kitaplar dolusu birçok şeyi böyle bir kısa cümleyle anlatırsınız. Aslında zordur. Yani Johan Cruyff'un söylediği bir şey, eski bir futbolcu olarak öyle bir tespit yapalım. Johan Cruyff'un çok sevdiğim bir ifadesi var. Bence filozofça bir ifade. Futbol basit bir oyundur. Zor olan onu basit oynamaktır der. Bu da zorluğu buradan pendamenin üçlemeye gelince niye üçleme falan biçiminde üç bir arada dediniz ya aynı anda çıkıyor. Hepsi birbirini tamamlıyor. İnceden kalına. Yani en ince pendameyi okursunuz. Sonra işte kolezyum sonra Taun kitabı. Çünkü birincisinde siz tezler sunmuşsunuz. Yani bir çeşit diyalektiktir bu. Evet.
bir çeşit diyalektiktir. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak cümleyi kurarsınız. Ama bunun arka planı neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Tarihsel referanslara ihtiyacınız vardı. İşte kolezyum onu tamamlar. Taun sizin Taun kitabı için söylüyorum. Modern dünya eleştirisini yapar ama karşılığında çözümlerini de sunar. Hani bir şey eleştirirsiniz der ki ya kardeş tamam anladık da bunun doğrusunu bir söyle. O zaman ne yapalım? Bunları tabiri caizse benim cevap yetiştirmek ya da kendi anladıklarımı yazmak olarak ifade edeyim. Mutlak doğru, mutlak hakikat asla değil. Hani burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu belagat deriz. Şeyler Yunanlar ona başka bir ifade kullanır. Retorik ya da poetika ifadesini kullanır. Biz eskiler Doğu Şark ilmi de belagat der. Şimdi biz buna edebiyat diyoruz. Şöyle bir şeydi. Orada geçen kitaplarda geçen bir hikaye aklıma geldiği için onu hemen söyleyeyim. Şimdi derler ki hakikat çıplaktır. Çıplaktır, yalındır yani. Dolayısıyla hakikat aslında bir kadındı. Yalnız çok güzel, alımlı bir bayandı. Çıplak dolaşırdı. Çıplak dolaşınca toplum tarafından dışlandı. Edepsizlikle suçlandı. Sonuçta gitti bir kuyuda saklandı. O kuyuya girdiği zaman orada baktı yaşlı pir fani bir kadın var. Dedi ki ya senin adın ne dedi? Benim adım Mecaz. Ya peki dedi sen üzerindeki elbiseyi bana versen, ben de sana hakikat güzelliğinden sana biraz versen olur mu? Olur dedi kadın, yaşlı piri fari kadın. Hakikat güzelliğinden ona verdi, o da elbisesini ona verdi. Elbiseyi giyip çıktığı zaman, mecaz elbisesini giyip çıktığı zaman toplumda itibar gördü hakikat. Şimdi buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Bu belagat kitaplarında geçen şey bu. Hakikat çünkü acıtır, yalındır, gerçeği direkt söyler. Ve bir dile ihtiyaç hisseder. Mecaza ihtiyaç hisseder. Yani diplomatik dil derler ya uluslararası ilişkilerdeki formuyla. Ya da işte nezaket kuralları derler. Ya da adab-ı muaşerat gibi. Her insan istediği, düşündüğü şeyleri direkt söylemez. Onun için bazen bizde hani dost acı olanı söyler deriz ya. Ama acı olanı söyleyen pek sevilmez. Bu bir hakikattir. Yani mutlak hakikat yoktur. İnsanlar için söylüyorum. İnsan düşüncelerinin hiçbirisi mutlak hakikat yoktur. Ama doğruları vardır. Bana göre doğru budur. Sevgili Roşan abime göre doğru başka bir şeydir. Ama hakikat ne benimki ne seninki de olabilir. İkimizin de doğruları vardır. Yanlışlanabilecek şeyleri de olduğu gibi. Onun için bir dile ihtiyaç hissederiz dediğimiz şey şu. Şu an bizim yaptığımız ne? İşte internet aracıyla bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Derdimizi veya işte iletişimi kullanıyoruz. Bu bir araçtır. Zaman içerisinde önce şiir olmuş, menkıbeler olmuş, hikayeler olmuş, masallar olmuş, destanlar olmuş vesaire vesaire. Ama bugüne kadar bütün hepsinin bir üslubu olmuş. Ben bu üçlemede işte örnek veriyorum. Yine dediğim gibi burada sadece bendeki imgeleri anlatıyorum. Rab, şeytan, kul. Veya işte Divan Ali'nin yer demir gök bakır ifadesindeki gibi. Veya işte yar, aşık, maşuk ya da Leyla, Mecnun ve Ağyar. Yani üçte sürekli üçler vardır. Yer, gök ve göğün yerin altı gibi. Bunların çağrıştırdığı şeyler. Bunlarla ilgili mesela sinemada da biliyorsunuz yani üçlemeler sürekli yapılmıştı. Bizde mesela Arap edebiyatı aklıma geldi. Necip Mahfuz'un mesela üçlemeleri falan vardır. Üçlemen çok önemli bir şey midir derseniz, önemli tarafı bir bütünlük sağlamış olmasıdır diyebilirim yani. Hocam ben burada tabii bizi de izleyen değerli izleyicilerimiz merak ediyorlar. Hocamızın Pendame kitabının arka tarafında, arka kapağında güzel bir yazı var. Ben biraz ona değinmek istiyorum. Bu 2020'li yıllarda, özür 2020'li yıllarda... aynı zamanda yazım dilini de örnek olur o anlamda biraz üstünde evet. 2020'li yıllarda gördük ki
Hepimizin ten rengi farklı ama gözyaşları aynıydı. Gördük ki yaptığımız işler farklı ancak alın terimizin rengi aynıydı. Gördük ki farklı düşünmek suretlerimizin de farklı yaratılması gibi doğal olandı. Ve kusursuz hiçbir ideoloji yoktu. Ve hiç kimse mutlak doğru değildi. Hakikat, farklı düşünenlerin tüm yaşamsal haklarını korumakla açığa çıkıyordu. Bu da her şeyin önüne vicdani, ahlakı koymakla oluyordu. Eğer bu ahlak yoksa adil olunamıyordu. Eğer adalet yoksa eşitlik yoktu. Ve eğer eşitlik yoksa özgürlük kölelerin kendisini özgür bildiği taksitli kölelik anlayışı 20. yüzyıl demokrasisiydi. Hüseyin Acarlar çok gerçekten çarpıcı. Yani mutlaka izleyicilerimizin bu kitaplara ulaşmasını istiyorum. Çok değerli tespitler var içinde. Hocam ondan sonra Kolezyum ikincisi, kitabın ikincisi biraz bu Kolezyum'dan da çok çarpıcı. Aslında bunu da okumak istiyorum eğer izin verirsen. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Ben Arkadaşlar rahat. ikinci, üçlemenin ikinci kitabı olan Kolezyum'un arka kapağını okuyacağım size. Geçmişte Romalılar Kolezyum'da oturup insanları parçalayan vahşi hayvanlara bakarak kan ve şiddet manzarası karşısında kendilerini eğlendirdiklerinde başkalarının eylemleriyle yaşamlarına bir tat katmış oluyorlardı. Modern dünya insanının elindeki akıllı telefonla başkalarının hayatını izlemesi gibi. Kimse rahatsız etmezse oldukça haz verici bir şey. Böylelikle hayat bilgisayarın sanal aleminden akıp gidecek. Oysa ki hakikat bu değil. Oysa ki bu hakikat değil. Dışarıda gerçekten olaylar oluyor. Artık Kolezyum yok. Ancak şehir çok daha büyük bir arena. Ve çok daha fazla insana yer var. Bugün o keskin pençeler yırtıcı hayvanların pençeleri değil. Bu kez insanların pençeleri klavye ile bileylenmiş, çok daha keskin ve kötücül. Evet hocam. Kolezyum. Evet. Şimdi burada aklıma gelen şey şu. Yani yorumlamak istersem neyi söylemek istiyoruz? Tabii kitabın bütününü anlatma şansına sahip değiliz. Bugün modern dünyada insanlar akıllı dediniz ya biraz önce. Akıllı dedim, şu anda bizim kullandığımız telefon gibi. Zihinlerin esareti köleliği zaten getirir. Yani zihinsel esaret olmadan kölelik gelmez modern dünyada. Biraz şey olsun. Şimdi garip bir düşünme biçimimiz var. Şimdi düşünün ki insan olarak hepimiz için aynı ortak şeyler söyleyeceğim. Biraz pendama, biraz buradaki şey atıf yaparak söylüyorum. Nerede doğacağımıza biz karar vermiyoruz. Kimin evladı olacağımıza biz karar vermiyoruz. Veremiyoruz yani, onu söylüyorum. Doğuyoruz. Sonra Türkiye'deki insanlarsak İsviçre Medeni Kanunu'na göre büyüyoruz. Evleniyoruz. Sonra ticaret yapacaksak Alman ticaret hukukuna göre ticaretimizi yapıyoruz. Suç işlersek İtalyan ceza hukukuna göre de cezamızı infaz ediyorlar. Öldüğümüzde de İslam hukuk kurallarına göre gömülüyoruz. Ama bu indeks, yani kitabın başı ve sonu arasındaki indekste hayat dediğimiz dilema içerisinde aslında hiçbir şeye kararı biz vermiyoruz kritik noktalarda. Şu anda diyelim 5 yaşındaki, 10 yaşı, 20, 15 yaşındaki insan ya da 20 yaşında evlenmemiş insan eşinin kim olacağını karar vermiyor. Çocukların kim olacağını tespit etmiyor. Nerede öleceğini tespit etmiyor. Yani aslında kozmik alemle ilgili sırlar dünyası diyebileceğiniz bir takım şeyler var. Fakat nedense çelişki burada başlıyor. Her şey kendisinin karar verdiğini zannediyor. Bakın bunun alan itibariyle belki bunu biraz açmak da isterim müsaadeniz olsa. Biz toplum mühendisiyiz. Yani iki tane örnek verelim abi. Karşılıklı yapabiliriz bunu da. Süleyman abi. Şimdi 1989 yılında ismini vermeyeceğim, yani burada bir de reklamlarını yapmayayım. 1989 yılında bir pizza firması Türkiye'de yer açtı.
Ki bana zaten şey derler ya, lahmacuncu o hamburger düşmanıdır derler falan. İşte ayrancıdır, kola düşmanı falan. Ki ben bunu söylerim. Yazılarımda da vardır yani. Çok eski yazılarımda da vardır yani. Yani yaşasın lahmacun kahrolsun hamburger diyecek kadar yerliyim. Yani bizim diyorum türkülerimiz gibi sevdamız da kaçak, çayımız da kaçak. Böyle olduğumuz müddetçe yerliyiz diyorum da. Şimdi bir hamburger firması 1989 yılında Türkiye'de şube açıyor. Ama korkunç bir şekilde hiçbir talep yok. Talep yok. Kapatıyor. Sonra yine reklam olmasın, bir Amerikan firması o dönemin özel televizyonlarından bir tanesine çok maliyetli bir çizgi filmi sunuyor. Ama %10 bile etmeyen bir şey. Düşün yani, size bugün 1 milyon dolara mal olabilecek bir bölümü kalkıyor size diyor ki ya 50 bin lira verin yeter. Ve çok başarılı görünen bir çizgi film. Bu çizgi film yayınlanıyor. 1994 yılından itibaren yayınlanmaya başlıyor. Sonra o çizgi film karakterleri üzerinden o çizgi film karakterlerinin çantaları yapılıyor, defterleri yapılıyor. Çocukların düşünün ihtiyaç hissettiği her şey o çizgi film karakterlerinin şey üzerinden yapılıyor. Sonra işte o 1994'ten sonra çıkan çocuklar 2000'li yıllara doğru, 2000'li yıllara doğru annelerinden istedikleri şey şu oluyor. Anne bize hamburger yapsana. Niye? Çünkü oradaki çizgi film karakterler habire hamburger yiyor. Bu çizgi film Ninja Kaplumbağa, Kaplumbağaları. Sonra o filmi de yaptılar zaten biliyorsunuz. Şimdi o kuşağı ben getireyim isterseniz. Evet. Oysa ki bizim annelerimiz hamburger yapmasını bilmiyordu. Hamburger nasıl olacak? İşte o ana piyasaya girdiler. Korkunç derecede şubeler açıldı. O nesil hamburger yedi. Ve hamburgerle büyüdü. Şimdi o nesil muhtemelen 30 yaşlarında. Şimdi evde yemek ya, evliler birçoğu. Evde yemek yapmayacakları zaman şöyle bir muhabbet oluyordur evde. Ya hamburger mi söylesek? Hala hamburger çocuğu. Peki yeme içmeni sen mi sağladın? Hayır. Bakın mesela Marshall Plan'la endeksli olarak, biraz özgünüz çok geç kaldığınızda oradan bir şey vereyim, örnek vereyim. Marshall Plan'ında ki kültür anlaşmalarına binaen bize bir türkü yakılmış mesela. Bizim işte en güzel bu türküyü herhalde Zara söylüyor. Zeytinyağlı yemem aman, basmada fistan giyemem aman. Basmada fistan giyemem. Ne giyeceksin? Sentetik giyeceksin abi. Zeytinyağlı yemem aman dedikten sonra bize margarini yutturdular yıllarca. Evet. Bu bir mühendisliktir. Yani toparlayayım bunu. Yani bizden önceki, mesela biz de kuşak olarak hatırlıyoruz. Saat pazar günleri saat 10'da Western kuşağı vardı değil mi? Evet. Cowboy. O cowboy filmleriyle karşılaşılan bizden önceki büyükler oradaki Clint Eastwood'un sigara içme biçimine bakarak Marlboro içiyorlardı. Sonra Afrika'da düşünün, bize şu an gösterilen TikTok'larda Afrikalı çocuklar gördüğümüz zaman ayaklarına gidecek bir şey yok ama ellerinde kola şişesi var. Onunla mutluluk çiziyor. Onu ben izliyorum ama Türkiye'de. Şöyle tamamlamış olayım. Yani bu zihinsel esaret şöyle yapar. Size hamburgeri yedirir. Üzerine her sabah televizyonda izlediğiniz o filmlerden, dizilerde gördüğünüz kahvaltı yerine kahve içer ve o kahveyi size 20 bin liraya kakalar bugün. Size bir de kahve içirir. Arkasından Marlboro sigarasını içirtir. Tamam mı? Sonra da der ki ben yedin mi? Sen de dersin ki yok abi benden daha kralı, ben yemem bunları. Oysa ki hepimiz yedik bunu. İşte mühendislik bu. Evet. Ve piyasa ekonomisi dediğiniz şey böyle domine edilir. Buyur usta. Değerli Yörük Kültür Platformu izleyicileri, bugünkü konuğumuz yazar, düşünce insanı Hüseyin Acarlar.
Kendisinin yazmış olduğu kitaplarla ilgili konuşuyoruz. Bizi izleyen değerli dostlar yayını sol alt paylaş butonundan paylaştırarak daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırabilirsiniz. Hocam ben Taun'la devam etmek istiyorum. Üçlemenin son kitabı. Onun arka kapağını da okumak istiyorum. Binalar yükseldikçe insanlık küçüldü. İnsanlar küçüldükçe zulüm kalıp değiştirdi. Dozajını artırdı. Fikirde naçar, dilde pepeme, fiilde embesilleştik. İnsana dair toplumsal dinamikler yok olmadan ruhlara tabibi aşk ile merhem, tauini maraz olup namlusunda şişen mermi olmadan ve şaşırmadan ve kahrolmadan nihayetinde insanı yaşatan değerler göç etmeden diye bahsetmişsiniz tavından. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Biraz da Sivere'ye de girmiş oluruz kısmen orada. Aslında sadece tarihsel vaka itibariyle girmiş oluruz. Şimdi Fuzuli'nin bir beyti vardır. Mektebi aşk üzere Kays ile hatmeyledik. Ben hatmi bitirdim. O ve Leyl'de kaldı der. Yani Leyl ona Leyla'yı hatırlattı. Orada kaldı. Biz malen söyleyeyim. Ya biz Mecnun'la beraber oturduk dedi Kur'an'ı hatmeyleyelim. Ben hatmi bitirdim ama o velleyl dedi. Leyla'yı hatırladı orada iptal oldu diye bir şey var. Şimdi bir de ne demek istiyorum buradan çıksın diye örneği veriyorum. Yani benim söylediklerim mutlak doğru değildir diyorum ama benim inandığım değerlerdir. Sonuçta ben böyle inanıyorum. Bir sen misin doğruyu söyleyen? Ya ben değilim tabii ki. Öyle bir şey iddia sahibi değilim. Bu çok büyük bir iddia. Ama burada şöyle bir şey için söylüyorum. Şimdi bu edebiyat kitaplarımızda var. Ben edebiyatçılarımızda da rastlamadım yani nasıl izah ettiklerini falan. Bunu açıyor. Ama bence Osmanlı padişahları falan değerli kılan şey onların şair taraflarıydı. Korkunç üst düzey şairler. Yani eğer padişah olmasalardı bugün divan edebiyatının en büyük şairleri kimlerdir deseydik sıralamayı biri herhalde Fatih'i Yavuz'u koyardık. Edebiyatçılar. Şimdi bunu niye söyledim? Rakai seferinde Yavuz şöyle bir ifade kullanırız. Der ki pardon Kanuni ben Yavuz dedim zannediyorum biraz önce. Evet. Kanuni oraya gelirken Siverek'te hastalanır. Karacadağ'da. Bu biraz sonra söyleyeceğim. Belki de burada söylediği rivayet edilir. Şöyle bir ifade kullanır. Der ki Salat-ı Şam'da şimdi şiirin başını bir an için aklıma getiremedim. Şu sağlıkla ilgili söylediği söz mü hocam? Yok 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 o değil üstad. Fuzuli'ye bir cevap veriyor orada da. Fuzuli'ye verdiği cevabı ben şimdi konuşma sırasında tabii şiirin o bölümünü özellikle uzatmamak için o bölümünü bulmaya çalışıyorum. Leyl suresini okurken Salat-ı Şam'da yarın zülfün andın ne kıldım ne ettim bilmedim. Şimdi bir daha o ifadeyi söylemek istiyorum. Leyl suresini okurken Salat-ı Şam'da yarın zülfün andım, ne kıldım, ne ettim bilmedim. Şimdi ne demek? Türkçesini anlaşılır hale sokalım. Leyl suresi. Bakın biraz önce Fuzuli diyordu ha. Leyl'e geldi, orada durdu. Bu da diyor ki ben de Leyl suresini okuyordum. Nerede? Salat-ı Şam'da. Şimdi bunu edebiyatçı anlatırken diyor ki işte Şam'a giderken namaz kılıyordu. O arada Leyl suresini okudu. Evet. Sonra da işte ikinci dizede de diyor ki yarın zülfün andım, yarın saçı aklıma geldi, namazım gitti. Ya ben o gül yüzünü görünce falan böyle anlatırım. Şimdi ben size başka bir anlatayım. Şimdi birçok hata burada var. Buradan da bir yere geçmek isterim açıkçası. Evet. Bunu bir açalım. Kelime kelime gidelim abi. Leyl ne demek? Arapça bilmezseniz, yani diller arasında geçişleri bilmezseniz hatalı cevap verirsiniz. Leyl siyah demektir zaten. Gece, karanlık. Gece karanlığı Evet. demektir.
Tamam mı? Leyl suresini okurken salat-ı şam. Salat-ı şam ne? Salat-ı şam yine gece karanlık. Şam karanlık demektir. Şimdi Arapçada değil mi? tabii salat-ı şamda. Salat namaz, şam karanlık. Şimdi ben gece namazında gece suresini okuyordum. Aslında şey bu. Sonra yarın zülfün andın. Zülf nedir? Yine karanlık. Siyahtır. Çünkü divan edebiyatında sarı saç yoktur yani. Siyahtır hep. Yar kimdir? Allah'tır. Yarın zülfün andım. Onun benim kişisel anlamdaki o karanlığı, benim için karanlığını anladım. Kıyametimi, ölümümü hatırladım. Bu anlamda kullanılır orası. Yarın zülfü, zülf o anlamdadır yani. Zülf, yarın zülfü denildiği zaman ölümdür esas itibariyle. Kendi ölümümü hatırladım. O karanlığa, mezara girdiğim zamanki karanlığı hatırladım. Kendi kıyametimi hatırladım. Ben o zaman ne kıldım, ne ettim bilmiyorum. Buradan göndermeyi biraz da fuzuleye yapıyor. Sen Leyl suresini okuyorsun, salat şeyde kal, Leyl suresinde kalıyorsun. Ben Leyl suresini okuduğum zaman ben bitiyorum, ben feleğim şaşıyor. Türkçesi bu. Şimdi bir de mesela üç kavram üzerinden gidebiliriz eğer müsaade Tabii, edersen. tabii, tabii. Mesela Tabii. din üzerinde de böyle bir şey söyleyebilir. Biraz anlaşılır, bilinen, kullanılan, çok kullanılan birkaç kavram kullanılır. Mesela ne deriz? Din kelimesine gidelim. Dini ne kadar biz doğru sağlıklı anlamışız? Bütün dinler için, şey için, dinler için söylüyorum. Din ne demek? Din işte bir inanç sistemi derler. Değil. Niye? Din Arapçada dal, ye ve nun harfiyle gider. Yani deyin. Deyin Kürtçe ve Azerbaycan'da nedir Borç. abi? Deyim. Arapça, Borcu. Arapçada da borçtur. Şimdi borçtur. Yani bunu mesela ben noter ayeti diyorum. Kendi yanımda diyorum ki bu noter ayeti diyorum bazen. Bakara'nın en uzun ayettir Kur'an'daki, bir sayfa sürer. Alışveriş ayetidir. Ya eyyühellezine amenu diye başlar. Siz alışveriş yaptığınız zaman diye başlar. Ve ayetin sonuna kadar aranızda yazışın, işte şahit bulundurun falan diye biçimde devam eder. Kullanılan oradaki kelime ne? Din. Şimdi din, diyanet deriz ya. Şimdi peki borç, bunu bir yere yazalım. Bu burada dursun abi. Sonra Müslüman olurken herkesin bildiği bir cümle var mesela. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Orada abd ifadesi var. Abd ifadesi nedir? Tercüme edilirken kul diye tercüme edilir. Ya sadece kul mu? Kul nedir peki? Kul köle demektir. Şimdi bunu da güncelleyelim abi. Evet. Biz işte sokakta, siverekte çok da çokça karşılaştığımız bir şeydir bu. Zaruk çavanı kole etebin. Bak, böyle tesadüfen kullanmış cümleler değildir bunlar. Abd köle demektir. Hristiyan teolojisiyle aslında İslam teolojisinin çatıştığı nokta da budur. Hristiyan teolojisi İsa'yı Tanrı'nın oğlu yapar. Ona itiraz kelime-i şehadetten gelir. Hayır. Muhammed onun kölesidir. Peygamber onun kölesidir ancak. Onun oğlu falan da değildir. Oraya da bir gönderme yapar. Şimdi biz abd ifadesini bakın ne yapıyoruz? Nereden geldiğiyle ilgili etimoloji belki ilginç gelebilir diye söyleyeyim. Medine'de Yesrib o günkü ismiyle 8 yaşındayken babasını kaybediyor. Amcası geliyor. Onu alıyor Mekke'ye götürüyor. Sordukları zaman diyorlar ki ya bu senin neyindir? Bu çocuk nereden geldi? Senin neyindir? Diyor ki benim abdimdir. Ondan sonra o çocuğun adına Abdülmuttalip diyorlar. Hangi şıklıkla onu söyledi? O tartışılabilir. Muttalip'in kölesi. Yeğeni ne? Muttalip'in. Peki kimdi Abdülmuttalip? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi. Şimdi Talib'in diğer çocukları vardı.
İsimleri neydi? Abdül Uzza, Abdülmenat, Abdülleheb. Şimdi bunlar Uzza, Lat, Menat. Yani Bu üçünün o dönemin putları bunlar. putları. Evet. Putların adlarını koyuyor. Kimin kölesi? Uzza'nın kölesi. Kimin kölesi? İşte Menat'ın kölesi. Şimdi Lat, Menat, Uzza. Peki bunlar ne demek? Yani şöyle algılıyoruz. Ya bu Araplar saçma sapan gidip put yapıyorlardı. Önlerinde heykel yapıyor, önünde tapıyorlardı. İşte böyle saçma sapan bir şeye işte din geldi, buna yanlışladı. Bu kadar basit bir şey mi? Azerbaycan'ın para birimi ne abi? Menat. Evet, manat diyorlar. Doğru. Türkmenistan'da Menat'tır. Evet. Şimdi Menat paradır. Paranın tanrısı. Uzza, şimdi ben Abdü unutmadım, oraya getireceğim. İki, Uzza mesela Aziz diyoruz değil mi? Arapça türetilmiş bir dildir. Sondan eklemeli bir dil değildir. Aziz ifadesini anlamına, yüce anlamına geliyor. Yani otorite. Uzza o anlama gelir. Dolayısıyla diğeri de güç manasına gelir. Lat. Şimdi o tarihten sonra İslam'la birlikte artık Allah'ın dışında hiç kimsenin bu sıfatlar verilmeyecek. Önüne isim konulurken, abd konulurken sadece ve sadece köle olunacak tek bir yegane güç var. O da sadece Allah'tır. Onun için adlar değişmiştir. Abdülkerim, Abdurrahman, Abdus... Gidin ne kadar Abdurrahman varsa bizde, Abdullah, bak hepsi değişti. Evet. Şimdi köle olarak almadığınız zaman herkesi köle olursunuz işte. Yani gidersiniz paraya köle olursunuz. Gidersiniz güç ve otoriteye köle olursunuz. Gider başka bir şeye köle olursunuz. Eğilirsiniz. Şimdi bakın abd ifadesini aldık. Kelime-i şehadette geçiyor. Din de borçtur. Şimdi bu putları da iyi kötü anladık. Herhalde bir şeyle çağrıştırmıştır diye düşünüyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Peki mesela her cuma günü cuma namazına giden arkadaşlar bileceklerdir. Bir ayet okur hoca. İnne dine indallahil İslam. Allah dininde din İslam'dır. Peki İslam nedir? Etimolojik karşı barış, esenlik, teslim, değil mi? Biz birbirimize karşılaştığımızda selam veririz. Niye? Selam deriz. İslam'dan türemiş. Seleme kökünden türemiş. İkinci cümlemiz nedir abi? Bizim Doğu kültüründe bu çok hakimdir. Selam verdikten sonra gidersin. Merhaba Tori, merhaba Tori, tıkayra, merhaba, merhaba, herkes merhaba. Cemaate rahmet deriz, iş orada biter. Yoksa herkes tek tek merhabayı çeker yani. Peki, merhaba da ferah ol, rahat ol. Yani İngilizlerin dediği gibi large ol. Yani artık rahatlayabilirsin. Şimdi bu ayeti bir açalım abi, işin sırrı çözülecek. Bitiyor burada, ben noktalayacağım. Din en azından burada din ne anlama gelecek? Bir daha insanlar hayatlarındaki karşılığını yakalarlar diye düşünüyorum. En azından bir soru işareti bırakmış oluruz. İnne dine indallahil İslam. Muhakkak ki din neydi abi? Borç. İslam'ı da koy. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın yanında tek bir borcunuz var, o da barıştır. Hadi mahalle değişti. Kur'an'ın hiçbir yerinde size gidin savaşın denilmiyor. İslam'ın kendisiyle ilgili bir şey var. Peki yani eline mührü alıp sen cehennemlisin, sen kafirsin, sen zındıksın, sen git. Bu nedir peki? İşte bu ayrı konuşulacak bir şeydir. Ben sadece bu kavramları bir daha düşünün derim yani. Teşekkürler. Değerli Çevre Kültür Platformu izleyicileri, sohbetimize devam ediyoruz. Sizlerle yayını dostlarınızla paylaşın bu arada. Hocam, tabii kısaca değiniriz ama ben yine de sormak istiyorum. Felsefe, iktisat, eğitim, hukuk, siyaset ve din ve bilim herkesin duyduğu, bildiği kavramlar. Siz bunlar üzerine eğitim aldınız. Bunlar üzerine dersler verdiniz. Bunlar ne anlam ifade ediyor? Bunların günlük hayatımızda bunlar nerede duruyor? Özellikle Süyerek Kültür Platformu izleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde. Bunlara kısaca değinirseniz, bir de bunun yanı sıra
Bizi izleyen değerli dostlar, değerli Hüseyin Acarlar hocamızın yayınlanmamış ve bekletilen 10 ciltlik İslam Düşünce Tarihi Ansiklopedisi çalışması var. Halen devam ediyor. Bitmiş bir çalışma değil. Sürekli güncelliyor ve sürekli ekliyor, eklemeler yapıyor. Bir de hocam soruyu şöyle bağlamak istiyorum. Felsefe, din ve hukuk arasındaki bağlantı, felsefe deyince insanlar neden kaçıyor? Bunların üçünü bir araya getirip tek soru şeklinde size sormuş olalım. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi işin sıkıntılı tarafı bu. Şimdi ben uzun yıllar felsefe dersleri verdiğim zaman ilk 5 dakikadan itibaren şeyi değiştiriyorum, formatı değiştiriyorum sürekli. Öğrenciler biraz da şu anda izleyicilerimize yanlış olmasın, bizi yanlış anlamasınlar diye biraz daha ciddiyeti muhafaza etmeye çalışıyorum ama daha çok bir stand-up gösterisi biçiminde felsefeyi anlatıyorum. Yoksa aksi takdirde anlatma şansına sahip değilim. O yüzden bir takım şeyler söylersem lütfen bu konuda hoş görürsün. Şimdi bizim Diyarbakırlı kırıklar vardır. Meşhurdur böyle, tamam mı? Şimdi kırığın bir tanesi. Kırıkların özelliği nedir abi? Şeydir, delikanlı davranır ama çarpar seni yani. Bu tarafı da var. Şimdi kırığın bir tanesi hamama gidiyor. Hamamcı bakıyor ya tipine, yürüyüşüne, işte biraz çeyrek yürüyor, satır arkasında falan. Böyle bir garip ya, yumurta topuk ayakkabı. Ya vallahi diyor, bu beni çarpacak ama ne yapayım? Bir, yani bir şey diyemem. Geliyor ya diyor, bir selamun aleyküm, bir şey yapacağız. Hamam yapacağız. Abi geç diyor. Bu adam banyosunu yaparken hamamcı düşünüyor. La bu ne zaman, nasıl çarpacak beni falan diye düşünüyor. Bittikten sonra eşyasını giyerken bağırıyor. Vam diyor, bir hamama geldik diyor. Cüzdanımızı hiç almışlar, cüzdanımızı hiç almışlar. Adam durduruyor. Ya abi gel diyor. Bak biz 40 yıldır bu işi yaparız. Ya biz de ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Sen paran ne kadar cüzdandı? Var da 300 lira. Al abi 300 lira, teşekkür ederim. Ya biz bağır, millet gelmez yani, müşteri kaçar. Veriyor 300 lira, gidiyor, diyor ki ya 300 lira çarptı bizi. Ertesi gün bakıyor. Vallahi bu yine geliyor. Ya hamama gider. Abi diyor bak, elini öpeyim. Dün geldin, dedin ki cüzdanımı çaldılar. Ya bak öbür tarafta bir tane daha hamama. İstersen oraya git. Yani bak kardeş, istersen parayı geri verem ha. Ya yok abi, ondan da. Ya niye paramız da? Peki abi, peki git. Bir daha gidiyor abi, diyor lan bu gene çarpacak. Bir daha banyo yapıyor, bu defa başlıyor. La saatimi çaldılar, dün cüzdanımızı çaldılar, bugün de saatimi. Abi kurban olayım, saatin kaç liraydı, bu kadar. Al babam paranı. Abi kurban olayım, elini öpeyim, bir daha gelme. Abi üçüncü gün bir daha. Bakıyor bu gider, bir daha geliyor. Abi diyor bak, seninle anlaşak. Bak bir şeyim çalındı diyeceksen sen girme kurban olayım. Para vereyim git. Yok babam yok. Söz mü? Söz. Ha, söz verdim de sözünde durur. Onu da biliyor ya. Peki abi git diyor. O banyosunu yaparken hamamcı bu defa gidiyor, bütün elbiselerini alıyor, oraya bir kemer bırakıyor sadece. Özür diliyorum, telefon hatırlamayabilir. Bu çıkıyor, banyosunu yapıyor, bakıyor elbiseler yok, bir kemer var orada. Hiçbir şey olmamış gibi kemeri alıyor, peştemalın üzerine bir kemerini bir güzel bağlıyor, geliyor hamamcının karşısına. Kardeş diyor, dinine, imanına, kitabına, Allah'ına, ya hele bir bak bakalım. Ben buraya gelirken bele miydim? Ben bele mi geldim yani? Şimdi felsefe öyle bir hale gelmiş ki, neresini anlatacağız? Kavramlar hepsi, kavramsallaştıramıyoruz ki hiçbir şeyi. Başından siyaset felsefesine örnek vereyim. Politika ifadesi var, işte bir de siyaset kelimesi var mesela. Politika ifadesi ne demek abi? Poli çok demek, tik yüz demek. Hani tiki var diyoruz ya. Polijini, poliandri sosyolojide çok kullanılan bir ifadedir. Poli çok demektir Latince. Tik de yüz demektir. Politik çok yüz demektir. Politikacı çok yüzlü demektir. Siz kısaca yüzsüz diyebilirsiniz. Kelime bu. Bu kelimeden sen böyle bir şey mi çıkardınsa? Ya hayır, yani kelimenin tesadüf müdür böyle bir şey olması? Mesela ideoloji. Sözlükleri açın, girin, ideoloji yazın. Eski kaynaklara girdiğinizde karşınıza şu çıkar. Dezenformasyon. Bilgi kirliliği. Biraz hani mesela dinsel şey katalım abi. Rektör. Adam rektör olmuş ha falan diye bugün alkışlıyoruz değil mi? Rektör nereden geliyor bu kelime? Dinsel. Teoloji.
Yunan'dan geliyor. Rektör kelimesinin karşılığı bugün yine İtalya'da abi siz gezdiniz. Rektör ifadesine hiç yabancı olmazlar. Ben rektör dediğinizde hemen el pençe divandırlar çünkü başpiskopos demek. Tamam mı? Biz şimdi çocukken mesela birisinin saçları falan böyle dağınık olmaya başlayınca siverek ağzıyla söylerim. Babalar kızarlardı. La o nedir öyle papaz gibi olmuş hele git berbere. Ha şimdi papaz. Dekan da papaz demek. Kep atıyoruz abi. Kep töreni yapıyoruz. Kep nereden geldi bize? Hiçbir benzerlikler görmüyoruz. Yani niye kep? Şimdi bütün bunları daha itici bir ifade de kullanayım ama malini vermeyeyim. Yani onu bir zahmet sözlüğe baksınlar. Koca koca adamlar işte protokol kavgası verirler falan. Protokol ne demek? Onu söylemeyeceğim. Çünkü onu söyledikten merak eden izleyicilere baksın. Benim edebim buna müsaade etmiyor. Yazarlarsa protokol ifadesi Latince ne demekmiş karşını görürler orada. Şimdi yani siyaseti, felsefeyi, hukuku yan yana getiren temel şey nedir derseniz işte bu biraz önce söylediklerimi yan yana getirdiğimizde aslında bunlar toplumda yaşadığımız kavramlar. Dolayısıyla bunların üçü de toplumla ilgili. Siyaset de toplumla ilgilidir. Felsefe de toplumla ilgilidir. Felsefe bütün disiplinlerin adı olarak geçmiştir. Kendinden disiplinler doğurmuştur. Yani biz de o ayrı bir şimdi gidip felsefe tarihe girecek halim yok ama kısa bir şey söyleyebilirim. 3500 yıllık bir Sümer tarihinden bahsederiz 3500 yıl öncesine. Hiç Sümerlerin bir tane filozofu yoktur. Ya da bilen yoktur yani. Ben görmedim. Yani bir arkeolog olarak siz rastladınız mı bilmiyorum abi. Mesela 10.000'lerin yürüyüşü, 10.000'lerin ricatı pardon tercümesi böyleydi. Şu an yazarını hatırlamıyorum ama İskender'in beraber o 10.000'ler Hindistan'ı falan işgale giderken ki siteyle başlıyordu şu an. Anabasis ismiydi. Anabasis ismiydi 10.000'lerin dönüşü. Evet. İşte Zagnos Tepesi, Zagnos'tan döndükleri zaman işte orada Kürtlerle karşılaştığından falan bahseder ama Kürtlerin bir tane filozofu yoktur mesela, değil mi? Modern dünyada. Ya da işte Mısır'dan falan. Hüseyin hocam, şunu diyebilir miyiz? Biliyorsun İskender'in o Pers İmparatorluğuna saldırısı sırasında Orta Doğu'nun ya da işte Mezopotamya'nın en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan İskenderiye Kütüphanesi ve oradaki birçok el yazma kitaplar yakıldı. Belki de o Sümer medeniyetine dair Babil'e, Akat'a, Elam'a, bu işte Perslere dair birçok belki edebi eserler belki de orada yağmalandı, talan edildi. Dolayısıyla günümüze ulaşmamış olabilir. Kürtlerin içerisinde bir felsefeci çıkmış mı diye sordunuz. Hayır, Mesela ben şey anlamda söylüyorum. Katkı olarak. Acaba şey düşünülebilir mi? Mesela Zerdüşt-i Kalın Avestası. Mesela orada çok ilginç tespitler var. Yani siz bir felsefeci olduğunuz için mesela onun orada bir takım tespitleri var. Örneğin işte bütün kötülükler karanlıktan gelir. İşte aydınlığın olduğu yerde kötülük olmaz gibi bir takım tespitleri var. İşte ne bileyim doğayla, tabiatla barışık bir inanç sistemi de var. Mesela yediğiniz bir meyveyi, çekirdeğini doğaya atın tekrar size meyve olarak geri dönsün gibi. Böyle hani tabii bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmak lazım. Elimizde de veri olmadığı için çok sağlıklı bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. ben yani şöyle söyleyeyim. Yani meseleyi açtıysanız bu konuda isterseniz birkaç şey söyleyeyim. Evet. Benim üzerinde durduğum şey şu. Yoktur demiyorum. Tam tersi. Tam tersi. Diyorum ki bugünkü felsefe öyle bir tanınmaz hali o Diyarbakır fıkrasındaki gibi. O kadar anlaşılmaz hale geldi ki bir şeyin varlığı ve yokluğunu birisi belirliyor. Birileri belirliyor. Evet. Bakın ne demek istediğim şey bu. Yani bir öncekini yok etmek için yeni bir mitoloji uydurmak zorundasınız. İşte ben, örnek diyorum ben şu anda. Dediğim gibi sadece ben kılçık atıyorum sadece öyle diyelim. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Bir öncekini yok sayması gerekiyor. Yeni bir mitoloji üretmesi gerekiyor. Etilere gitmiş. Dönmüşüz. Anadolu uygarlığı diye etileri bahsetmişiz. Yetinmemişiz ama. Eti maden işletmelerini kurmuşuz. Eti banka kurmuşuz. Sonra bunlar Türk'tü demişiz.
Sonra Sümerler de Türktür demişiz. Bunu ispat için de Sümer Bank'ı kurmuşuz. Evet. Şimdi bunlar tesadüfen konulmuş isimler değil. Demek istediğim bu. Şimdi Meleğe Cezire'nin güzel bir ifadesi vardı. Müsaadeniz olur onu söyleyeyim. Tabii. Diyor bunu tabii başkasına mal edebilirler. Onu şey yapıyorum. Şöyle bir ifadesi var. Megotiye Sofiye şaştırı kani bıfırı. İlmi ledun bahaya tını kani bıkırı. Vakta şeytan püfe pozite ki ve kekere. Şimdi gerçek ilim pahalıdır. Sen onu satın alamazsın. İşte sen ancak şeytan burnuna üflediği zaman alırmak gibi bir şeydir. Yani bunun mealini birçok izleyicimiz bildiği için ben girmiyorum oraya. Bilginin kendisiyle ilgili bir kirlilik olunca neresini dinine, imanına, kitabına, Allah'ına diyor diye Diyarbakırlı gibi. Yani biz ya dinle imanına, kitabına, Allah'ına. Yani şimdi bak yani elin adamı diyor. Şimdi mesela İskender'le ilgili meseleye gelince Bitlis diyoruz mesela. İskender'in komutanının ismi. Ya da İskenderun. Değil mi? Yani belki şunu da söylememiz gerekecek. Yanlış anlaşılmaz. Belki o kitabın ortasından gittik abi. Başını alırsak şunu söyleyebiliriz. Yani siz Yunanlıların tarihinden başlatırsanız düşünceyi, felsefeyi bir öncekini yok sayarsanız ben burada itiraz ederim, etmek zorundayım. Ondan önce de vardı çünkü diyor. Benim aslında bunu söylüyorum. Kesinlikle. Yoksa düşünceyi Sokrat'la başlatırsanız, işte Sokrat'ın iki tane öğrencisi var. Bak burası önemli abi, bunu açayım. Sokrat'ın iki tane öğrencisi var. Ben şimdi bunu söylediğim zaman aslında felsefi dili kullanırsam 5 dakika sonra trans haline geçer, bütün herkes ayrılır. Ya kardeş kusura bakma, sen de ağır konuştun derler, biz anlamadık kapattık derler. O yüzden girmiyorum oralara, ama bir şey söylüyorum. Niye iticidir, ben niye sevimlidir diyorum. Siz felsefenin sizden çok uzak olduğunu mu zannediyorsunuz insanlara diyorum. Liseye gidiyor musun diyorum. He gideyim. Liseyi okudun mu he? Lise ne demek? Lise Aristoteles'in okulunun adıydı. Bak sen bugün hala lise diyorsun ha. Peki akademisyen diyorsunuz. Akademilerimiz var. Akademiya ifadesi yine Yunanca. Kimin okulu? Platon'un okulunun adıydı. Üstüne de yazmıştım. Matematik bilmeyen buradan giremez diye. Demek ki senin hayatında hala bunlar var. Bir şeyi görmemek veya bilmemek o işi yok etmiyor. Dolayısıyla bizim bunları sağlıklı ve yüzleşmemiz gerekiyor. Bunları konuşmazsak geleceğe dair bir şey de getiremeyeceğiz. Orada şimdi geleyim. Oysa ki esas bütün mesele Doğu ve Batı karşılaşmasıdır. Yani biraz önce söylediğiniz İskender'in gelişiyle ilgili. İşte Darius, Persler zayıf gördükleri için, Persler biraz daha kurumsallaşmış, hafif bir imparatorluk pozisyonunda Anadolu'ya hakimler. Greklerde, Yunanlarda şeydir. Kendilerine korkunç derecede güvenen, hadi siverek ağzıyla söyle, kurre. Tamam mı? Aşağı kurre. Niye kurre? Üçü Spartalıları izlese arkadaşlar oradaki kureleri fark ederler zaten. Bir site, yani şehir devleti ya. Şehir devleti Pers'e meydan okuyor. Perslerse Batı'nın maddi değerlerinden elde etmek için habire onların şehirlerini işgal ediyor. Sonrasında işte Filip geliyor, bütün Yunanları şehir devletlerini birleştiriyor. Aslında alanınıza giriyorum, özür diliyorum bu konuda da lütfen. Hakkınızı helal edin, anlaşılsın diye söylüyorum. İşte Alexander denilen Filip'in oğlu ya da bizim Büyük İskender dediğimiz, birilerinin İskender'i Zülkarneyn dedi ki o yanlış, İskender'i Zülkarneyn değil, İskender'i Yunani'dir. İskender'i Zülkarneyn biraz daha doğudur. Hatta bir kısım mitolojide başka yerlerde çıkar. Şimdi neyse o ayrı bir mesele. Ama burada bir şey var. Topluyor İskender. İskender'in hocası kim? Aristoteles. Ne diyor? İskender'e kullandığı ifade şu. Git güneşin doğduğu yerden bizim intikamımızı al. Yani Perslerden git intikamımızı al. Bak hikaye bu. Burada başlar. O yüzden durmamıştır İskender. Anadolu'yu almış, gelmiş, İran'ı yok etmiş, ta bugünkü İran toprakları, yani Perslerin, Farisilerin ataları Persleri yenmiş, yetinmemiş, gitmiş Hindistan'a. Pakistan, Hindistan
bölgesinde hala tırnak içerisine alarak söylüyorum, Kafiristan denilen bir bölge var. Bu Coşkun Arap'ın belgesellerinde de çok geçmişti. Geçmiş dönemde bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Mavi gözlü, korkunç garipler, paganistler, mavi gözlü garip insanlar. Yani diyorsun bunu, bu adam burada ne işi var? Kendine ait ritüelleri var ve tamamen şey, kendilerini zaten İskender'in burada unutulmuş aileler olarak söylüyorlar, öyle tanımlıyorlar. Bu adam şehirler kurmuş İskender. Ama kendi aynı zamanda o bilgileri almış, getirmiş ve çok genç yaşta Hindistan'da biliyorsunuz hastalıktan 33 kimisinde göre 36 yaşında ölmüş. Ama onundan sonra bir Roma diye başımıza bir bela çıkmış. Biz hala Roma hukuku okuyoruz. Hukuk fakültelerinde okutuyoruz. Geçmezsen onu okumadan geçmiyorsun. Demek ki hiç de öyle felsefe denilen şey hukuktan bağımsız değildir. Hukuk dediğiniz şey nedir abi? İki kişi arasındaki ilişkidir. İki kişi arasında her türlü ilişki hukuku doğurur. Ama bunun için iki kişinin olması gerekiyor. Ya da iki toplumun olması gerekiyor. İki kurumun olması gerekiyor. Tüzel, özel kişilik dediğimiz şey bu. O zaman bireyler arasında da bir ilişki varsa burada hukuk vardır. Ama doğru ama yanlış bir hukuk vardır. Kişi Allah'la arasında mutlaka bir hukuk oluşturur. Ama doğru ama yanlış. Toplumlar, devletler birbiri arasında bir hukuk oluşturur. Bu doğru ama yanlış bir şekilde vardır. Toplumsal bir şeydir bu. Bundan uzak kalın. Bunun doğası gereği böyledir yani. Ve şehir mesela kelimesini de oradan gidebiliriz. Hukuk Hocam oturabilmek için onu şöyle kişinin olması lazım. bağlayalım. Onu istersen şöyle bağlayalım. Onunla ilgili de bir sorumuz vardı zaten. Şehire geldik. Şehir Türk kimliği konusuna gelirsek bu konuda neler söyleyebiliriz diye bir başlığımız vardı. Siz zaten oradan da bir atıfta bulundunuz. Bir de tabii felsefe ve din ve hukuk arasındaki bağlantıyı çok derin bir şekilde anlattınız gerçekten. Saatlerce bunu işleyebiliriz. Bu Tabii ya. konuda da siz Sıkarız tabii. gerçekten Ben geçiyorum evet, orayı. evet yani çok sizin bu konuda çok da programlarınız var biliyorum. Konferanslarınız var. Bir de burada benim dikkatimi çeken daha önceki sohbetlerimizde işte borç namustur sözü nereden geliyor? Mesela bizim kültürden mi geliyor? Yoksa bahsettiğiniz Aristo'nun köleliği kaldırması borç yüzünden köleliğin çıkış nedeni işte paradır demiştik sohbetimizde. Hem bu şehir kimliğini hem de bu borç namustur kısmını biraz böyle hafif böyle dokunarak izleyicilerimizin de anlayacağı şekilde. Çünkü bizi keyifle izliyorlar ısrarla. Sağ olsunlar. Sorular da soruyorlar. Programın sonunda isterse Hüseyin hocamız o sorulara daha sonra da cevap verebilir ama programımızın zaman problemi olduğu için biz izleyici sorularını almıyoruz. Ama programdan sonra hocamız isterse dönüş yapabilir. Buyurun hocam. Ben şu anda sadece yazı akışı görüyorum ama yazıları okuyamıyorum. O yüzden sorular varsa da göremiyorum. Kimin yazdığını görüyorum. Sadece bir hafif böyle şey var. Evet hocam. Mazur görsünler. Tabii ki ben onlara sonradan döneceğim. Yani mutlaka bakacağım. Mutlaka cevaplandırmam gerekenleri cevaplandıracağım. Şimdi baştaki programı da söylediklerimizle şu anki sorunun bir bağlantısı var. Bağlantı şu. Borç nedir abi demiştik? Dindir değil mi? Din ifadesi borç demiştik. Evet. Kişiler sadece Allah'a borçlu olurlarsa sıkıntı yok. Ama bu biraz önce söylediğin sorunun içerisinde sadece bize ait bir şey mi? Hayır. Yunanistan'da da bu böyleydi. Şeyde de böyleydi. Coğrafi, insanlık tarihi boyunca bu böyleydi. Mesela soru şöyle. Kölelik nasıl başlamıştır o zaman diye sorduğunuzda borçtan başlamıştır. Yani 5000 yıllık insanlık tarihi diye böyle insanlığın borç serüveni diye kitaplar yazıldı artık bu dönemlerde. Bu çok da şey bir olay değil ama teknik boyutlarını bilmiyor insanlar. Dinle alakasını da kuramıyorlar. Beyinle, dinle alakasını da kuramıyorlar. Mesele şu abi. İnsanlar insanlıktan, metadan dolayı uzaklaşır. Ne zaman ki meta öncelik olur, bir filozofun ifadesiyle işte der ki demir ve buğday şairlere göre de şeydir, gümüş ve altındır. Önemli olan. Bu öne geçmeye başladığı andan itibaren insanlık geride kalır. Bunu niye istiyorlar? O dediğimiz Uzza olmak için, Lat olmak için, üstünlük taslamak için yaparlar.
Bugün de benzer bir şeydir. Onun için mesela Nemrut aforizmasına gönderme yapalım. Göğe merdiven dayıyordu. Diyordu ki ya ben ne yapıyorsun? İşte merdiven dayıyorum ben en yukarı. Firavunların evleri niye şeydedir? Piramitleri yaparlar, yüksek yüksek yaparlar. Ya da Nemrut Dağı'nda ne işi var? Nemrut Dağı yani. Sürekli en üst olma. Bunu işte bu yüzden kuleleri kurar insanlar. En üstte ben durum aşağıya bakayım. Aşağıda kalsın diğerlere. Bu insanlıktan çıkmadır. Yani insani değer anlayışından çıkmadır. Bu değer anlayışından çıktığınız gün siz zulmedersiniz ancak. Şimdi adamın gelmiş. Modern döneme belki geçeriz vaktimiz ne kadar var bilmiyorum. Belki başka bir zaman şey yaparız ama şöyle bir şey var abi. İnsanlar geçmiş dönemde borçlandıkları insanlara ödemelerini yapamadıkları zaman özgürlüklerini teslim ediyorlardı. Bunu Suudi Arabistan'dan örneğini de verelim. Yine çok yanlış bilinen bir şey, yani Galat-ı meşhur derler ya, yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar. Mesela cahiliye devrinde insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Evet, gömüyorlardı. Diri diri gömüyorlardı. Niye? Cahildirler ondan diye. Böyle bir cevap olmaz. Çünkü borçlanıyorlardı ve borçlarını ödeyemeyeceklerini gördükleri zaman çocuklarını gömüyorlardı. Niye? Benim en azından namusuma dokunmasınlar. Modern dönemde ne olur abi? Modern dönemde de işte Batı düşüncesinin bence birçok eleştirecek taraftan bir tanesi budur. İntihardır. Çünkü korkunç derecede överler. Filozoflar da dahil olmak üzere överler. O yüzden o tip bir kültürün yansımasından dolayı bugün borçları olup da ödeyemeyeceğini düşünen insanlar ne yapıyor? Aynı yola müracaat ediyor. Önce öldürtüyor sonra kendini öldürüyor. Kredi kartları borçlarından dolayı ne memurları kendini öldürttü değil mi? Öldürdü. İntihar etti. Şimdi borç namustur. Borç namustur dediğiniz andan itibaren iş bitiyor. Oysa ki paranın tarihini anlatacaksak borcun tarihinden başlamamız lazım. İnsanlar kendilerine borçlandırıldığı müddetçe mutlu olduklarını düşünüyorlar. Bugün taksitli kölelik dediğim şey bu. Yani siz bu dünyaya gelmişsiniz, ömrünüz sayıları, yılları belli. Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mercedes fabrikasında çalıştığınızı düşünün. Marka söylemeyecektim ama çıktı ağzımdan. Hoş görürsün. Orada çalışan bir insansınız. Bir ücret alıyorsunuz. İşte teker bölümünde çalışabilirsiniz, makine motor bölümünde çalışabilirsiniz vesaire ama bir şekilde çalışıyorsunuz. Oradan emekli olacaksınız. Sizin emekli maaşınız ve ömrünüz kaç yıl abi? Ortalama 20-25 yıl değil mi orada çalışma süreniz? Evet. Oradan alacağınız ikramiye ile bir tane Mercedes alamıyorsunuz. Ama bir Mercedes almak için 25 yılınızı feda ediyorsunuz. Ömrünüzü sadece bunlara veriyorsunuz ama siz farkında değilsiniz. Özgürüz diyorsunuz. Ben özgürce gidiyorum abi işte geziyorum. Bak bunun mistik bir tarafını söyleyeyim ben. Belki biraz postmodern bir felsefe işlemiş olacağım ama şimdi rivayet odur ki işte bir iş adamı şeye geliyor. Philadelphia'da bakıyor adam bir tanesi geliyor balık olta atmış balık tutuyor. O da orada biraz tatil için gelmiş. Bakıyor adam geliyor 10 dakika içinde iki balık tutuyor çekiyor gidiyor. Bir iki gün, 3 gün ya diyor ben bak buraya şeye geldim. Tatile geldim de. Sen de diyor görüyorum ya günde 2 tane tutuyor. Niye biraz daha beklemiyorsun diyor. Biraz daha fazla tutarsın diyor. Fazla tutsam ne olacak diyor. Diyor ya fazla tutsam diyor. Yani onu en az nasıl atarsın para kazanırsın. Parayı kazansam ne olacak diyor. Ya daha büyük bir tekne alırsın, tekneyle tutmaya kalkarsın. Tekneyi alsam ne olacak diyor. Ya tekne olur işte daha fazla balık tutarsın. Daha fazla balık tuttum ne olacak diyor. Ya daha rahat bir hayat sürmek için güzel bir ev alırsın. Güzel ev aldım ne oldu? Duruyor. En son buraya geleceksin 2 tane balık tutacaksın dinlemek için. Ben onu baştan yapıyorum zaten. Şimdi bak. Hani biraz dedim ki bu çalışmamayı özendiren böyle bir hikaye gibi görünebilir. O tarafını söylemiyorum. Ama neye çalıştınız ve ömrünüzü neye harcadınız? Sizin borcunuz bak Allah diyor sadece bana ait. Bunu anlamak gerekir.
Başkasına borçlu olduğunuz müddetçe size Rab'lık taslıyor. Rab ifadesi nedir abi? Rab efendi demek mesela, değil mi? Kur'an'da da Rab ifadesi birkaç yerde geçer, şeydir. Birkaç yerde efendi manasında geçer. Rab terbiye edici anlamına geldiği gibi efendi anlamında da gelir. Şimdi dolayısıyla ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Ben sizin efendiniz değil miyim? Yok biz ya, sen bizim efendimiz olamazsın. Niye? Ya biz çok aydın insanlarız yani, biz o kadar o işlere uğraşmıyoruz. Modern dönemde mabet merkezi değildir, market merkezi bir düşünce hakim olunca her türlü borç şeref sayılıyor. Sonra böyle bir şey yok. Yani kendi kendimizi aldatıyoruz abi. Hocam şeye gelelim. Çok çarpıcı bir söz söylediniz geçen sohbet sırasında. Faizin kaynağı dindir dediniz. Evet. Ve kilisenin senet ürettiğinden bahsettiniz. Bu çok çarpıcıydı. Bunu da izleyicilerinizle paylaşır mısınız? Ben size yani tarihçi olmanız hasebiyle iki tane kaynak söyleyeyim abi. Bir şeyle ilgili bu İstanbul üzerine 8 kitap yazmış bir mimar vardı. Onun bir kitabından bahsedeceğim. Galata 700 yıllık kara kutu. Orada nasıl tek tek isim isim veriyor. Arşiv arşiv veriyor. Çünkü onlara da gitmiş, İtalya'da da dahil olmak üzere incelemiş. Yani İstanbul nasıl ticaret yapıyordu 1200'lü yıllarda? Aynen dediğiniz gibi bu tarihte Galata bankerleri var. Meşhur. Ben aynı zamanda... Hatta evet. Değil mi? Yani dört şehir, Cenovalılar falan. Hatta şöyle bir şey var. Bak bizim tarihte yeri geldiği için söyleyeyim abi. İstanbul'un içerisinde 4-5 kilometrelik alan içerisinde bugün Pera denilen bölge aslında İstanbul fethinden sonra özel bir devlettir. Evet. Karışmamıştır. Çünkü İstanbul'un bütün buğday ihtiyaçlarını onlar karşılıyor. Osmanlı'nın şöyle bir özelliği var. Osmanlı bir savaş makinesidir karada. Karada tarumarıdır. Yani Mohaç'ta 3 saatte siz bir koca orduyu yok edebiliyorsunuz. Ama denize gelince denizde 8 tane deniz savaşı yapmıştı. İnebahtı hariç gerisinde yenilmiştir. Peki denize kim hakimdi abi? İtalyanlar. Yani Cenevizler, Venedikler vesaire. Şimdi onun için deniz yoluyla ticaretleri alıyorlardı. Girit Adası, Sakız Adası, onların merkez özel serbest bölgesiydi. Fatih onların ticari hayatına da karışmamıştır. Niye? Çünkü bunu yapamayacaklarını biliyordu. Ya bu anlamda bir devlet adamıdır bu. Sadece otoritelerine karşı da şöyle bir şey, bir sürü yıkmıştır. Fakat o duyunu umumiye borçlarına kadar ödemişlerdir. Borç oradan gelmiş. Hadi biraz ilginç olabilir diye bir şey söyleyeyim. Sonra unutmayayım. Eğer unutursam lütfen hatırlat abi. En son borçlanma yapılırken kapitülasyonlar verilmiş, savaşlarda insanlar artık savaş ganimeti yok, devletin hazinesi boş, nereden alacaklar? Buradan borç alacaklar. Şimdi onlar da bekliyor, bunlara borç kim verecek? Romalılar mı verecek? Cenovalılar mı verecek? Venedikler mi? 4 tane şey var. Herkes saraya bir adamını gönderiyor. İşte kimisi padişahın annesine gidiyor. Ya işte bizden borç alırsa işte biz ona size de şunu vereceğiz, size bunu vereceğiz. Şeklinde ekstra komisyonlar öneriyorlar. Tıpkı bugünkü bankaların işte bana getirirsen maaşını sana promosyon vereceğim demesi. Aynısı. En son 210 bin altın abi borçlanıyorlar. 210 bin altın. Yalnız kayıtlarda 210 bin altın var. Harcanan 100 bin altın yok ortada. Ne olduğu belli değil. Peki ne yapıyorlar abi? O altını aldıkları zaman aynı zamanda şöyle bir şey söylüyor. Anlaşmalar var. Orada bakarsanız çok net o kitapta göreceksiniz. Onların belgelerini koyması açısından o kitabı söyledim. Diyor ki parayı verenler. Diyor ki siz büyük devletsiniz aslında. Osmanlılar çok büyük devletsiniz. Ne yapacaksınız? Siz büyüklüğünüzü ispatlamıyorsunuz. İspatlamanız için sizin böyle bir top kapınız var. Top kapı olmaz ki. Birkaç büyük saray yapmanız lazım. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, öyle mi abi? Hepsi aynı tarihlerdir. Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı. Çırağan Sarayı, hepsi aynı dönem.
Sana parayı veriyor, sonra diyor ki bunu saray yap. Hepsini yapıyor. Peki padişah sarayı yapar da yanındakiler ne yapacak? Saray yapamayacak. Bunu da, evet. O ne yapacak abi? Yalı yapacak, değil mi? Kasır Köşk yapacak. yapacak. Kasır yapacak. Çünkü o da götürüyor. Evet. O 100 bin kaybolan altın var. Adamlar ikinci şartları şu. Ya diyor ki ya sen saray yapacaksan diyor artık diyor moda nedir? Oscar Wilde'in çok sevdiğim bir ifadesi var. Moda diyor çirkinliğinden dolayı sürekli değişir. Tamam mı? Şimdi moda diyorlar olur mu diyorlar bu mermeri kullanmayacaksın. Ne? Şu mermeri. O mermerden kullanalım çünkü büyük devlet olacağız yani. Herkes şey yapacak. O mermerler İtalya'dan olması lazım. Perdeler Fransa'dan. Paris'ten olması lazım. Abi işte o batıcılığın bu tarafı geliyor. Tamam mı? Bizimkiler onlardan aldığı borç parayı tekrar onlara veriyor. Onlar mermeri getiriyor. Onlar perde getiriyor. Tamam biz para geri onlara veriyoruz. Ve duyunu umumiye dediğimiz şey öncesinde iflasını açıklıyor. Şimdi bakın devlet gidiyor. Bu neyle oldu? Borçtan gitti. Devletin namusu muydu borç? Evet hadi gitti. Demek ki faizle ilgili, niye faizle veriyorlardı çünkü? Bileşik faiz gibi bir sürü faiz işlemleri var. Ben şu an herhangi işte ticari anlamdaki çok sorduğum bir soru olduğu için burada da sormuştum. Kaç çeşit vergi var mesela bir şirket kaç çeşit vergi ödüyor? Bilmiyor. Biz faizin ağlasına kadar yaşıyoruz. Çünkü nereden bize aldıklarını bilmiyoruz. Kendini devletten büyük gören şirketlerin bugün karşımızda olduğunu biliyoruz. Ya ben Güneydoğu'nun derdi olduğu için tırnak içerisinde olarak söylüyorum bu ifadeyle. Hadi DEDAŞ'ın yaptığı zulmü anlatın. Var mı hukukta karşılığı? Hani hukuk değerler ölçüsüydü? Hani insan vicdanıydı? Var mı böyle bir şey ya? Hukukun da üstünde, devletin üstünde hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü enerji şirketleri bir şekilde çok daha hukukun üstündedir. Çünkü borcu parayı veren odur, parayı. Burada mesele bu. Hocam şöyle yapalım. Tabii bu konu daha çok böyle su götürür. Belki bunu muhasır bir program yapmak gerekecek. Şöyle yapalım. Birkaç tane ilginç sorum var. Onları da sormak istiyorum. Aydınlanma esasında karanlık demek. Bunun felsefik açıklamasını yapar mısınız? İlginç bir tespitiniz vardı. Aydınlanma gökteki babaya isyandır. Ardından Fransız ihtilali yerdeki babaya. Yani krala isyandır demiştiniz. Bir de evdeki babaya isyandan bahsetmiştiniz. Bu çok ilginç gelmişti. İzleyicilerimize biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? O biraz önceki soruyla da bağlantılı aslında şimdi modern tarihle klasik tarih birbirinden ayıran bir üç kağıt var. Üç kağıdı bilerek kullanıyorum. Yani siz İstanbul'a ilk gittiğiniz dönemleri hatırlayın. Bul parayı al karayı derler de üç tane kağıt vardı. Tamam mı? Bul parayı o çarpıcı vardı yani. Aynı şey burada var. Şimdi bir paranın tarihinde önemli üç aşama var. Birisi madeni paradan yani Trump'a dönemlerini falan geçerek, takas dönemlerini geçerek söylüyorum. Madeni paradan kağıt paraya geçiş. Bu önemlidir. Kağıt paradan da şu anda dijital paraya geçiş dönemi var. Ben birincisini çok geçeyim vakti de ilerlettiğimi fark ettim. Şimdi buradaki kağıt burası. Kağıt paraya geçme. Birinci kağıt bu. Üç kağıt dediğim şey bu. Bunun aydınlanma ile ne ilgisi var? Çünkü klasik tarihle modern tarih aslında araya şeyi koyan bu para meselesidir. Yani merkantilistlerin servet edinme yolunu faiz olarak görmeleri ve arkasından bugün modern liberalizmin piyasa ekonomisi doğması tamamı bunlar tarihsel olaylar iktisattan bağımsız gelişmemiştir hiçbir zaman. Yani bunun basit örneği Osmanlı'dan da gidebilirsiniz. Hazine boşaldığı zaman hadi sefere fethe demişlerdir. Ya da Batılılar açısından bakın bizim tarih okuma biçimimizden yola çıkarak ne yapıyor? Çıkıyor başka bir yere demokrasi götürüyor mesela. Amerika, Irak'a demokrasi getiriyor. Ya birisi birini zulmedeceği zaman ben sana zulmediyorum demiyor ki zaten. Yani gelip ama ne yapıyorsunuz? Amerika olarak işte biz Irak'a ne yapıyoruz? Ya şey getiriyoruz. Demokrasi getiriyor. Demokrasi ne? Ya insan hak ve özgürlükleri. Ya böyle bir şey var mı? İnsan hak ve özgürlükleri böyle mi geliyordu? Şimdi biz oysa ki herkes biliyor ki Afganistan'a müdahalesi de Irak'a müdahalesi de neydi? Parayla ilgiliydi. Şimdi bu yüzden aydınlama dönemi denilen yer yani Fransız İhtilali ile beraber yani sanayileşmenin üretim biçimlerinin şeklinin değişmesi falan hepsini biraz da düşündüğünüzde Illuminati yani Fransızca karşılığı söyleyelim.
Aydınlanma, aydınlanma değil. Niye değil? Geriye dönük atıf yapacağım. Platon'un ve Aristoteles, Sokrat'ın öğrencileriydi. Ne sorusunu daha çok Platon soruyordu. Nasıl sorusunu da Aristo soruyordu. Ne sorusunu soran arkadaş mesela anlaşılsın diye söylüyorum. Bu nedir? Gök nedir? Ölüm nedir? Aristo ise diyor ki ölüm nasıldır? Bakın nasıl sorusu bilime götürür. Olgulara götürür. Ne sorusu eğer sağlıklı giderse hikmete götürebilir. Yağmur nasıl yağar? Anlatabiliriz bugün değil mi? Yağmur işte suyun kaynaması, işte ya buharlaşması, sonuçta bulut olması falan. Nasıl olduğunu anlatır. Peki niye yağar dese dediğimizde iş şekli bozuyor. Hikmete gitmemiz lazım. Bu yüzden platonik dönem, burası önemli abi. Platonik ne kadar öge varsa tercüme hareketleriyle, özellikle mesela Farabi döneminde Muallim-i Sani denilmiştir yani. İkinci Aristo denilmiştir. İşte İbn-i Rüşd var. Şeyle ilgili, İbn-i Sina ile ilgili artık Batı'nın o Yunan düşüncesini tercüme hareketleriyle doğuya taşıyan bir ulema var. Ulema dolayısıyla çok iyi Latince öğrenmiş. Fakat şöyle bir şey var. Bir şey söylemiştim. Din savsaklandığı için tekrar dini hatırlatmak için peygamber göndermiştir. Her gelen peygamber tekrar la ilahe illallah ifadesini sadece Allah'a tapın. Başkasına tapmayın demişlerdir. Şimdi bu bundan dolayı da şöyle söyleyelim. Batı düşüncesi Yunan'ı bir kenara koydu. Çünkü artık İslam dünyası Endülüs'le beraber hem tahakküm kurdu hem geriletti. Ta ki o gerileme platonik olana yapışanlar kilise olarak Platon'a yapıştılar. Mistik ögeler üzerinden büyüdüler. 15. yüzyıla kadar kendilerini korudular. Fakat birdenbire Batı dedik ya Aristo vardı Aristo. Dolayısıyla o Rönesans dönemi İtalyan eserlerinde bile bizim İslam dünyasının etkilerini görebilirsiniz. Aristo vardı dediler. Aslında daha gerici bir şeye gittiler. Çünkü felsefeye şöyle söyleyeyim ben. Merakla başlar, hayretle ilerler, şüpheyle gelişir. Bugün bizim akademinin, bilim adamlarının en büyük sıkıntısı bu. Ya bu böyledir. Ya hocam şüpheyle bak biraz ya. Olur mu öyle şey bilim? Ya şüpheyle bakmazsan bilim statik olur mu hiç? Sen bunu söylersen sen işte gerici sensin esas. Orada şey yapıyoruz. Bu kutuplaştırıcı, ötekileştirici dil bize aydınlanma döneminin mirası olduğu için söylüyorum. Çünkü yeni bir aydın tipi, tipoloji üretti. Bu tipler bizde çok fazlasıyla var. Şimdi Sabahattin Ali yerli midir, değil midir? Sizin durduğunuz yer belirliyor. Yani Sabahattin Ali eğer örnek diyorum tırnak içerisinde sağ olsun İslamcıysanız olmaması gerektiğini düşünür birileri. Ben öyle bakmıyorum. Dediğim gibi normatif bakmak istemiyorum. Sadece tespit yapmak için söylüyorum. Yani Atilla İlhan'ın komprador aydın dediği tipleme ya da Sabahattin Ali demişken söyleyelim Selim İleri'nin romanlarında da geçiyor. Bir aydın sapması, şeytan içimizdeki şeytanda da mesela bir aydın sapması vardır. Ya da işte İtalyan Gramsci'nin söylediği sivil toplum teorisyeni o organik aydın ifadesini kullanır mesela. Şimdi bunlar nerenin dönemi? Hep aydınlama dönemi. Dolayısıyla aydınlama döneminde ilk itiraz nereye gelmiştir abi? Tanrı yoktur. Halbuki kilisenin tanrısına itiraz etmesi lazım. Bugün bizim aydınımız da o dönemde kilisenin tanrısına evet ben de itiraz ediyorum. Çünkü bütün parayı, ya Roma'nın bankası var. Vatikan'ın bankası var. Yani daha ötesi var mı? İnsanlar güvenmiş, yani getirmiş din adamları diye parayı koymuş, öbürü getirmiş din adamı diye parayı koymuş, onlara dönmüş faize bankaya yatırmış. Onun yaptığı caiz değil. Hadi adını vermeyelim. Burada da sen başka bir banka kuruyor, Müslüman banka diye götürüp oraya. Bu caiz mi oldu yani? Kimi kandırıyoruz biz? Allah mı? Onlar da aynısını yapmıştı. Onun için o bir gerilemedir. Geriyi taklittir dediğim gökteki baba isyan burası. İkincisi abi monarşik yapılar ya da imparatorluklar bitti. En son işte Ekim devrimiyle de şey oldu. Sovyet Çarlık rejimi bitti.
Yani merkez imparatorluklar açısından söylersek 20. yüzyılın başı itibariyle ulus devletler çıktı. Ulus devletler kime isyandı? Krala isyandı. Kral da bir babadır çünkü. Şimdi üçüncüsü bugün modern dönemde babaya isyandır. Evdeki baba. Tamam mı? Evet. Evdeki baba. Dışarıdaki baba itiraz yoktur. Çünkü evdeki baba gördüğü zaman müdahale ediyor. Onun için çocuk odaya kapanacak, baba görmeyecek. Ya da baba gittiği zaman diyoruz. Baba da diyor ya benim çocuklar, ben çok karşılaşırdım burada. Gece 2'ye kadar benim oğlum çok ders çalışıyor. Abi vallahi çalışmıyor. Bak yapma etme, senin oğlun gece 2'ye kadar ders çalışmıyor. Ben onun 2'ye kadar çalışmasını istemiyorum. Böyle, yani bakın öğretmen olarak söylüyorum. Yapmayın, etmeyin. Dolayısıyla bu bir eleştiri anlamında kendi eleştirimiz. Yani ben çocuklarımızı eleştirmiyorum sadece. Biz uzaklaştığımız için bir takım şeyleri yakalamada zorlanıyoruz. Bu da bizi doğrulardan alıkoyuyor. Yani kısaca paradan bağımsız değildi o isyanlar. Tamam mı abi? Benim bu söylediğim tarihler aynı zamanda paranın dönüşümüyle de ilgilidir. Yani biraz daha teker teker incelersek gelir. Biraz önce şeyle ilgili atladım. Mesela onu görürseniz abi ilk keşişlerin hani Templiye der Batılılar, Malta Şövalyeleri ya da bugünkü ismiyle söyleyeyim Mabet Şövalyeleri, tapınakçılar. Tapınakçıların çıkışında keşişler vardır. Yani malumunuz. Keşişler Vatikan'dan imtiyaz almışlardır. Aldıkları imtiyazların bir tanesi de çektir. Artık çek veriyorlar. Bir yere gittikleri zaman çek veriyorlar. Onların sözü çekleri geçerlidir yani. Burada da bir şey söyleyeyim. Mesela bizde eskilerin o yüzden bir takım şeyleri güzeldir. Yani onu iyi görmek gerekiyor. Bir nimetimizdir derdi. Yani Evet. değil mi? Atasözümüz deriz. Bir de derler ki ya kardeşim bir atasözümüz var. Müşteri her zaman haklıdır. Valla müşteri her zaman haklı değil. Bu da İngiliz atasözüdür. Onu da söyleyeyim yani. The customer is always right biçiminde şeydir yani. İngiliz'in kültürünü almışsın. İngiliz'in sen gitmişsin akademisini taklit etmişsin. İngiliz'in hukuk sistemini bari yapsaydın onu da yapmıyorsun. Yani sonuçta anayasası olmayan tek devlet biçiminde tamamen şablonik bir şey yapmışsın. İçeriğini bildiğin gibi okuyorsun. Buradan hakikat çıkmaz. Buradan özgürlük de çıkmaz. Buradan adalet hiç olmaz. Buradaki sıkıntının kökü de burası. Kavramlar yeniden sorgulamamız gerekiyor. Mesela şehir dediğimiz için şehir teşhir eder kendini ya. Teşhir, şöhret aynı şeyden gelir yani. Farsça bir kelimedir. Orayı da soru tamamlansın diye şey yapıyorum. Mesela Adem ayakları yere basan insan demek. Yere basması lazım. Yani ayakları yere basan insan demek. Mesela biz mahalle diyoruz, değil mi? Modern dönemde mahalle yoktu, semt vardı. Mahalle ne demek abi? İçinde dirilen yer demektir. Yani demek ki orada bir hayat oluşuyor yani. Mahallenin sınırını nasıl çizeriz abi? Mahallenin sınırı böyle Nazım planına uygun bir şekilde 2,4 yoğunlukta işte komisyonlarda şöyle böyle hikayelerle yapılmazdı. Çıplak kulakla ezanın duyulduğu yer bir cami konulur. O caminin ezan nereye kadar? Buraya kadar duyuluyor. Tamam. Orada o mahalle biter. Bak Sivri böyle bir şeydir. Yani yatay mimari sırt sırtadır. Çünkü niye? Siz niye iman ederseniz abi o sizin evinize yansır. İçine de yansır, mimarinize de yansır. Safları sık ve uzun tutun der cami cemaatine hoca değil mi? Onun için bizim evlerimiz bitişiktir. Yan yanadır. Saf saftır. Aranıza şeytan girmesin der mesela. Tamam mı? Yani boşluk o. Bizde Anadolu'da, Siverek'te damların duvarlarını birini ortak kullanırız ya. Niye? Birinin damı yıkılırsa komşunun başına yıkılır. Yani o yüzden komşuluk çok önemlidir. Girebiliriz yani şimdi. Hocam anlatılacak bir sürü konumuz, başlığımız var. Biz Evet. bunları başka bir programa bırakalım. Hatta ben izleyicilerimize de Evet. bahsedeyim. Sanatı konuşacaktık. Sanat ne anlam ifade ediyor konuşacaktık. Hocamızın yine işte Avrupa'da vebanın çıkışıyla ilgili Papa'nın kediler için verdiği bir fetva sonrası işte farelerin ortalığa çıkması, bir Onu veba söyleyelim hemen salgınına usta. bulaşacak. Devam et, onu söyleyeyim. Yani düşünün ki Papa bir fetva veriyor. Kedi diyor şeydir, şeytandır diyor, öldürün diyor.
İman edip o kedileri öldürürler. 100 yıl boyunca veba salgını çıkıyor ya farelerden dolayı. Ya böyle bir anlayışa nasıl itiraz etmeyeceksiniz? Evet. Buyurun. Tabii tüm insanlar arayıştan mıdır sorusu vardı. İşte bunun cevabını teoloji veriyor demiştik. Yine aynı şekilde insan nörotiktir. İnsan inanmadan yapamaz, yaşayamaz. Bunu konuşacaktık aslında. Daha çok başlıklarımız da var. Yine Apple firmasının kullandığı logo. Mesela burada yine verilmek istenen bir mesaj var. Teolojide bunun bir anlamı var mı? Bunları konuşacaktık. Hocamızın Siz sanatsal... konuşurken bir dakikanızı alacağım, özür diliyorum. Ben bu arada siz devam edin lütfen. Geliyorum. Tabii bunları konuşacaktık ama o kadar çok başlığımız var ki hocamız yaklaşık neredeyse 4 dakika sonra 2 saat olacak. Bize ayrılan normal sürenin aslında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda hocamızla biz sözünü alalım. Bir başka ikinci program yapalım hocamızla. En uygun bir zamanda yine hocamızı konuk alalım. Çünkü hocamız bahsettiğim gibi bir derya, bir okyanus. Gerçekten çok yönlü, çok ilginç tespitleri var. Gerçekten bir felsefeci, gerçek bir hukukçu, gerçekten bir düşünce insanı. Zaten çok yönlü bakışıyla da bunu fark ettiniz. Hocamızı bir başka zaman yine konuk alacağız. Hocamız birazdan tekrardan karşımıza gelecek. Kendisine son olarak Süvere Kültür Platformu hakkında ne düşündüğünü soracağım. Hocam biz şey yapalım, yaklaşık 2 saatimiz dolmak üzere. Biz ikinci bir program için ileri bir tarihte bir sözleşelim. İnşallah. Programı kapatmadan önce bizim Süvere Kültür Platformu'nu az çok sosyal medyadan bazı canlı yayınlarımıza da denk geliyorsunuz. Görmüşsünüzdür mutlaka. Süvere Kültür Platformu hakkındaki düşünceleriniz, öneriniz ve fikriniz nedir? Onu merak ediyorum. Ondan sonra da son sözlerinizi söylersiniz. Bu şekilde kapatırız programı. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Şimdi bayağı bir yorduk Yok. belki. Çok keyifliydi yani. Keyif alarak izledik. Ernest Rüçülisan olduysa affola diyelim. Şimdi bunu da bir darbe mesele bitireyim. Aslında çok hikaye daha anlatırdım, çok şey vardı ama Süvere Kültür Platformu ile alakalı olan bölümü de hem kendim de bu programla ilgili de otursun diye onu söyleyeyim. Şimdi çakalın bir tanesi, özür diliyorum. Şehre iniyor, çok susamış işte gidiyor. Sütünü deviriyor, içiyor. Sütçü görüyor, bunu kovalıyor. O arada kaçarken de gidiyor, biraz saklanıyor derken ekmeği görüyor, fırıncının ekmeğini kapıyor. Onu da yerken fırıncı görüyor. Bu defa o arada sütçünün köpeği, sütçü beraberinde köpeğiyle beraber bunu kovalıyor. Fırıncının da köpeği çıkıyor, o da kovalıyor. İki köpek kovalayınca demircinin köpeği de orada görüyor. Bunlar bir çakalı kovalıyorlar. Onlar da başlıyor kovalamaya. Çakal önde kaçıyor. Derdi can derdinde artık. Diğer köpekler de arkasında. Bir müddet sonra sütçünün köpeği yoruluyor, bırakıyor. Fırıncının köpeği bırakıyor. Diğer köpekler falan bırakıyor. Demircinin köpeği ardında hiç devam ediyor. Dağ tepe derken epey bir şehir mehir kalmamış zaten. En son çakal pes ediyor. Bir yerde diyor ki dur orada dur ya. Dur. Arkadaş diyor. Hadi sütçünün diyor sütünü içtim. Ekmekçinin ekmeğini yedim. Ulan onların köpekleri falan beni kovaladı, onlar bıraktı. Ben demirciye ne yaptım kardeşim, sen beni bırakmıyorsun. Diyor ki demircinin köpeği, onlar diyor menfaatinin peşindeydi. O yüzden seni kovaladılar. Bense hakikat ve adaletin peşindeyim. Ben seni bırakmam. Sen birilerine zulmettin. Şimdi bizi konuşturan şey, biraz heyecanlandıran şey bu. Bu açıdan biraz uzun tuttuk. Belki bu kavramları tek tek ayrı ayrı fasıllar açıp onları mikroda inceleyebiliriz. Ama bu kısmet olursa ileriki programlarda şey olur. Platform açısından da tabii bunlarla ilgili bir takım geçmişte bir takım çalışmalar yapılmış ama bu teknolojiyle ilgili bir şey, yeni bir arayış, yeni bir dönem. Dolayısıyla insanlar iletişim aracı olarak bu şekilde kullanılması
Korkunç derecede faydalı zaten. Yoksa TikTok'larda işte Cilya mafyasının çaycısı pozisyonunda yani şeyler çeken, videolar çeken bir gençlik var. Ya yani böyle bir şey var mı? Bunun yerine adı bile yeterli. Kültür olması demek bile önemlidir, iddiadır. Bu tip programların alıcısı modern dünyada pek olmaz. Çünkü cazibesi yalana dayalı değildir. İmanla ilgili bir şey vardır mesela. Gördük ve itaat ettik demeyiz Müslüman olarak. İşittik ve itaat ettik de. Çünkü modern dünya size göze hitap ettirir. O yüzden sosyal medyada bir şey gördüysen insanlar tık gördü geçer. Gör geç. Videoyu izle tamamını hızlı hızlı izle geç hatta. Ama bir yazı gelsin. Ciddi bir mesele konuşsun. Tak kaçar. Bu o yüzden hatta benzerlik kuralım burada. Bütün peygamberlere hep şu soru yöneltilmiştir. Allah bize bir göster. Bak Allah bize göster. Hep görme ile ilgili. Ama onlar da hep işitmeyi öne çıkarmışlar. Ben bilginin konuşulmasını doğru yanlışını falan demiyorum. Konuşulmasını hakikate götüren bir yol olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ben düşüncelere katılmadığım olacak. Benim şu an konuştuklarıma katılmayan arkadaşlar da olacaktır. Belki sanattan konuşsaydık başka şeyler de konuşacaktık. Bunlara zaman içerisinde gireceğiz. Eğer ne sürçülisan olduysa affola. Ben kültür platformunun bazı programlarına denk geldim. Zamanım el verdiğince de izledim. Katılınca arkadaşların kendi çapında bir emeği var. Bu çabaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şeyden kaçmak gerektiğini de söyleyeyim ben. Bu burada yok, onu gördüğüm için söylüyorum biraz zaten. Bir ötekileştirme üzerinden sürekli okuduklarımız bizi ötekileştirir. Mesela batılı düşünürlere İslamcı aydınlar hep itiraz etmişler. Niye? Çünkü onları Necip Fazıl'la büyümüşler. Necip Fazıl'ın hani şiirinde bile var yani sen düşmanım gece gündüze muhtaç bana da sen lazımsın. Yani sürekli sen lazımsın. Yani kendi güzelliğini anlatmak yerine birinin çirkinliğinden kendi tarif etme. Bu dil tabii ki her türlü hayatın her anlamına. Daha geçen hafta bir seçim yaşadık. Ondan önce yaşananları falan herkesin gözü önünde. Bu kadar şey yapılan nefret üzerine kurulu bir tarzın bitmesi gerekiyor. Bu da ancak diyalogla olur, konuşarak olur. Bir başkasının görüşüne katılmayabilirsin ya olabilir. Hatta sevmeyebilirsin, bu da olabilir. Ama yaftalamaya başladığınız andan itibaren o kötüdür. O şeydir dediğinizde bu bizi sadece engeller. Sadece engeller. Buna da burada görmediğim için ben teşekkür ediyorum. Sizi de çok tuttum özellikle. Konuşacak şeyler bitmez. Sabahlayabiliriz. Bu da şey de yok. Ama bir yerde nihayet erdirmek gerekir. Ben platformun tüm üyelerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Mümkün olduğu ölçüde takip etmeye devam edeceğim. Başta size Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, Sayın Hocalar, davetimi kılmayıp programıma katıldığın için asıl ben size teşekkür ediyorum. Bu saate kadar Ankara'da Estağfurullah. yoğunluğunuza rağmen bizi Eyvallah. kırmadınız. Çok keyifli bir iki saat söyleşi yaptık. Bizi izleyen değerli dostlar, Hüseyin Acarlar hocamızla yaptığımız bu sohbeti daha sonra kendi sayfalarınızda, WhatsApp gruplarınızda da paylaşın. Çok verimli, keyifli bir sohbet oldu. Bunun devamı mutlaka gelecektir. Hocamızın da uygun olduğu dönemlerde ikincisini mutlaka yapacağız. Bu saate kadar bizi izlediğiniz için Süvereg Kültür Platformu ailesi adına hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek Allah'a emanet olun. üzere. Sağ Sağ olun. olun. Herkese hayırlı geceler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar.